Niye çıktık buraya? Hava çok soğuk. Bana bak, Neşe'yle olanlar yüzündense ben onu hiç üzmek istemedim. Ben Neşe'yi çok seviyordum. Hala da seviyorum. Konu Neşe ve sen değilsin. Konu Pis Yedili ve sensin. Pis Yedili ve ben mi? 4 haftalık bir maceraydı, bitti gitti. Anlatacağım ya, biraz sabırlı olur musun? Ben Pis Yedili adına sana bir itirafta bulunacağım. İtiraf mı? Ne itiraf? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu anlatacaklarımı aleyhimize kullanabilirsin. Ya da kullanmazsın. Senin vicdanına kalmış. Ama benim vicdanım bu anlatacaklarımı ömür boyu saklamama müsaade etmedi. Hadi de gel ya. Hava çok soğuk ha. Tamam, anlatıyorum. Lan senin kızlar tuvaletinde ne işin var? Sen gidin tuvalete git bak diye. Ben senin kızlar tuvaletine mi baktın? Ben sana eşler tuvaletine bak dedim. Kızlar tuvaletine ben bakarım. Ben gittim, ben eşler tuvaletine baktım. Yoktu, kızlar tuvaletine de bakayım dedim. Bak vurma. Vur hadi, vur hadi. Bak terk etme beni. Saçını mı siliyorlar senin daha? Pis kıvırcık. Siz ne yaptınız, bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık. Kuliste yok, siz buldunuz mu? Ha, bulduk bulduk. Belki kılığını siz bulmuşsunuzdur diye bir de size soralım dedik. Bulamadık işte ya. Sen niye geliyorsun ki şimdi ortalığı? Gelmeyi de ne yapayım telefoncum ya? Kendi ellerimle gittim koydum fareyi. Sen yoktun tabii. Kesin ben idam olacağım, kesin. Ya ne idamı oğlum, hasta mısın ya? Size şuna cevap verip durmayın da gidip bulalım şunları. İyi, o zaman dışarı falan bakalım, montlarımızı alalım da hadi. Hadi. Kaç yıldır şimdi otelde. Yürü be. Sen... Geçenlerde Neşe'nin seni terk ettiği günü unutmamışsındır diye düşünüyorum. Ya sen saçlarını kısa ya, rüzgardan, soğuktan herhalde kafa yandı. Beni kimse terk edemez. Gerekirse ben kendi kendimi terk ederim. Çünkü ben Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım. Kimin nesi olduğum beni ilgilendirmiyor. Bir daha o elini oraya vurursan senin münasip... Doğru. Dinle beni. İşte o gün Neşe'ye bizim için fare demişsiniz. Kim? Ben. Şaşırdın herhalde. Furkan söyledi. Furkan, kıvırcık olan. Şeytan gibi kıvır 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 kıvır. O söyledi. Ben söylemem öyle şeyler. Furkan zaten ağzı torba değil ki büzesin. Böyle çirkin bir çocuk olamaz ya. Bu var ya bu. Ben fareler ve insanları bile okumuyorum ya. Şekerim, lütfen yani. Yanlış anlaşılmak oğlum, istemem. Oğlum sen ne kaypak adamsın ya. Sen biraz önce daha demiyor muydun Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım diye ha? Ya ben Oğuzhan Arıcı'yla daha samimiyim aslında. Babasını çok severim. Oğlunu çok sevmem. Sınıf arkadaşıyız. Döveceksen onu döv. Ya kes saçmalamayı Can. Ayrıca ben seni buraya dövmeye gelmedim. Ha, yemin et. Neyse, en azından bu seferlik yemin edebilirim. Ah. Oğlum söylesene şunu ya baştan. Ya insanı gerim gerim geriyorsun. Soğuk havada içim titremiş zaten. Ayrıca sen beni istesen de defemezsin. Çünkü ben Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım. Can yeter. Kes saçmalamayı. Oğuzhan Arıcı'na da, sana da, arkadaşına da, dostuna da başlayacağım ha. Adam gibi bir şey itiraf etmeye geldik, ettirmedin. Hakikaten ya. Bir sürü laf salatası yaptın. İtiraf etsene oğlum. Bunun için çıkarmadın mı? Soğuk hava zaten. Müsaade edersen. Müsaade senin. Çok kibar çocuksun. Söyle. Neyse işte. O gün bizi fare demişsiniz. Ya ben demedim oğlum. Can! Biz bu fare lafına çok bozulduk. Özellikle de Neşe bozuldu. Haksız da sayılmaz. Seni adam yerine koyup bizim karşımızda bile durdu kız. Neyse işte. Biz de size bir ders verelim dedik. Ders mi? Evet. Orçun ben Neşe. Dedik madem bize fare diyorlar, alalım fareyi götürelim, görsünler bakalım fare ne demekmiş. Yani anlayacağın, gittik senin tekneni birkaç tane fare koyduk. Yalnız bak çok ağrıma gidiyor. Ne kadar zaman oldu? Affedersin Can, yat diyecektim. Hayır yani insanın ağrına gidiyor ya. Dünyanın parasını ödüyorsun. Ondan sonra elin oğlu geliyor. Tekne, tekne, tekne. Tamam lan, uzatma işte. Neyse. 3-5 tane fare ölmüşmüş. İtiraf da itiraf olsa. Yat battı, yat. Sen git farelerin anasını babasını bul. Onlara itiraf et. Bana ne ya? Oğlum sen ne çeşit bir... He? Birincisi, zekiyle fazla takılma. Sana yaramıyor. Benden sana tavsiye. Sorma ya. Ben de Furkan'a söyleyip duruyorum ya. Bu çocuktan... İkincisi... O fareler senin teknenin batmasına sebep oldu işte. Oha! Yuh! Adama dur derler ya. 5 tane fare koskoca yatı nasıl batıracak? Hala tekneliyim. İşte biz de öyle sanıyorduk. Ama değilmiş. Senin tekneye fareleri koyduktan sonra öğrendik. Fareler bu teknenin lastik borularını kemiriyormuş ve teknenin batmasına sebep oluyormuş. Bu yüzden yüzlerce tekne batıyormuş. Bak, ister inan ister inanma. Bizim amacımız senin tekneni batırmak değildi.
Biz teknede fareleri görünce bir insana fare demenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlarsınız diye düşündük ama sonucun böyle olacağını bilmiyorduk. Demem o ki ben pis edildi adına senden özür diliyorum. İyi tamam. Yani böyle delikanlı gibi geldiğini itiraf ettin. Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun arkadaşına da öyle özürleri kabul etmek yarışır. Eyvallah. Ne diyorsun oğlum sen? Davacı olmayacak mısın yani? Ne davacı olacağım sizden ya? Oho bir sürü mahkemeye git gel kağıtlar evraklar falan. Boş versene. Hem ne derler bilirsin. Batırılmış yatın davası olmaz. Can! Git istersen ha. Zaten gidiyorum. Karnım çok acıktı. Soğukta beni tuttun buraya. İtiraf da itiraf. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Bu kadar iyi olmayın. Bak çok yıpranırsınız. Ya her şeyi itiraf etmek zorunda değilsin. İçinde yaşa oğlum bazı şeyleri. Ulan. Ben bu Furkan'a bazen fazla yükleniyorum ha. Bir tarafında Can, bir tarafında Zeki. Zaten bunlar dövmüşten beter ediyor çocuğu. Ben bir daha bu çocuğu dövmeyeyim ya. Ha, burada. Ha, neredesin abi? Buradayım ya. Hiç bana bak paşa, bir manyaklık yapmadın değil mi? Manyaklık derken? Güney, gidip söylemedin Can'a değil mi tekneyi bizim batırdığımızı? Açıkçası söyledim arkadaşlar. Ne? Ne yaptın Güney ya? Hiç bana bak. Ortaya yoktu dedin değil mi güzel kardeşim ha? Ortaya yoktu dedin değil mi? Öyle söyledi bana. Bilakis özellikle bastıra bastıra söyledim. Ben, Neşe ve Orço vardı dedim. Orço. İki O ile. Hatta dedim ki tekneye fareleri Orçun koydu. Allah bizi anlardım çocuklar. Niye Orçun vardı diyorsun sen ya? Niye Orçun vardı diyorsun? Hiç hadi dedin mi fareleri tekneye bırakalım diye? Ben de senin korkundan gittim tekneye de bıraktım ya. Ben bu senlerde dedim çıkayım senin yüzünden. Allah Allah Turşu'ya bak. Sen demedin mi lan o tekneye fareleri biz koyalım diye? Şimdi bunu burada tartışalım iki defa. Ha? Burada mı tartışalım şimdi? Bunun yeri mi burası? Ya bir sus. Sus da olup biteni öğrenelim ya. Sen konuşma. Zaten başımıza ne geldiyse senin yanlış sevgili seçimin yüzünden geldi. Orçun saçmalama. Hele hele sen hiç konuşma. Muhtarın kızı seni. Dünyada 3 milyar tane erkek varken bula bula bu emekli Beyzadar dürüstlüğündeki adamı mı buldun kendine sevgili olarak? Bir de getirdin bizim grubumuza soktun bunu. Hadi lan oradan gereksiz. Ben bu grubun başından beri buradayım. Aslında biz seni nereden bulduk da bu gruba dahil ettik? Konuyu değiştin mi? Farkında mısın nasıl değiştiriyor konu? Pıskan bacıyı. Bak elimin tersindesin ha. Oğlum bir sus. Bir sus ya. Sen Can'a anlatınca ne dedi? Ne diyecek ya? Madem dürüstçe geldiğini itiraf ettin, bana da affetmek düşer dedi çocuk. Ay ne bağışlayıcıdır o. Yani. İtiraf ettin, bana da affetmek düşer dedi çocuk. Ay ne bağışlayıcıdır o. Yani. Şimdi bizden davacı olmayacak mı? Olmayacak. Oh be! Oh ya! Hem suçumuzu itiraf ettik, içimizdeki o vicdan azabından kurtulduk, hem de bizden davalı olmayacaklar. Aa! Ya paşacığım iyi ki de beni dinledin, gittin, suçumuzu itiraf ettin ha. Ha, helal sana. Yani sen bizden davacı olmayacak değil mi? Evet oğlum, ne bileyim, çocuk davacı olmayacağım dedi. Hatta batırılmış yatın davası olmaz dedi. Can dedi. Çocuk mu Can ya? Ne güzel espriler yapıyor, şakalar yapıyor. Şşşt! Bana bak kızcağızca. Böyle espritüel, güzel bir çocuğu elinden kaçırdığın için çok pişman olacaksın. Kim o? Kız? Var ya, yat kalk sevgilini dua et ha. Gerçekten var. Gül gibi çocuğu bulmuşsun sen ya. Aa, prens gibi çocuk valla. En yakışıklı en prens. Zemzem suyuyla yıkanmış. Valla helal sana be kardeşim benim. Ya bu Orçu'daki kıvraklık değme politikacı da yok ha. Yüzsüz abi yüzsüz. Ne oldu ki? Can! Neredesin oğlum sen ya? Merak ettik. He, şurada bir yerlerde bir şeyler yedim ya. Nerede? Şurada işte. Okulun tüm bursluları çıkıp da seni aralarında göremeyince bir an için o varoş tayfasıyla takıldığın diye kullanmadım değil. Ben söylemiyorum.
cihaz söylüyor. Ben doneleri yazıyorum sadece. Yakında hiç konuşmayacağım bile. Yazacağım, okuyacak. Biraz mekanik olur ama olsun. Bu nereden çıktı Zeki? Telefon. Annem aldı. Nasıl nereden çıktı? Ben daha da büyüyünce kullanırım diye. Artık ne kadar büyüyeceksem... İyi yapmış. Ya bir şey olduğu falan yok ya, şey dedim ben. Paşa yok mu paşa? Paşayla şöyle ayaküstü iki dakika konuştuk. He, o zaman tamam. Paşayla konuşmuşsa tamam, hiçbir sorun yok. Ya Can, senin kafan gidik mi ya? Sen nasıl konuşursun onlarla? He, sen artık bizden değil misin? Allah Allah. Ya sizdenim diyorum, aksini mi iddia ettik oğlum, Allah Allah? Vallahi Zeki doğru söylüyor Can'cığım. Eğer tuvaletten ağzında sakızla çıkarsan insanlar başka bir şey yediğini düşünebilirler. Erbiyesiz. Ya bunlar bizim bu batan yatağa fare mi ne koymuşlar? İşte onun yüzünden falan diyorlar, batmış olabilir mi falan dediler. Pişmanlarmış, özür falan dilediler. Sen ne dedin? Böyle bir soruya verilebilecek tam 453 bin olasılık varmış, öyle diyor. Zekicim sen bir sus. Ne dedin sen paşaya? Ya ne diyeceğim ya? Adam gelmiş delikanlı gibi özür diledi. Yani pişmanız dedi. Hata olur dedi. Ben de insaflı, vicdanlı çocuğum. Tamam dedim. Manyak mısın oğlum sen? Yuh! Herifler tekneyi batırdıklarını itiraf ediyorlar oğlum. O tekneye koydukları fareler senin beynini mi kemirdi? Ya fareler beyin mi kemiriyor ya? Bir de bu çıktı başımıza bizim ya. Ya ben bak şeyi biliyorum. Fareler kulak biliyorum. Kulak yiyorlar. Mesela burun yerler, senin burnunu yediğimin, ay gıdı yiyebilir. Ay senin gıdı ırıyor. Zekicim senin telaş edeceğin bir şey yok. Çünkü fareler normal insan beyni yerler diye tahmin ediyorum. Seninki gibi karmaşık bir beyni yemezler. Ya Furkan'cığım, sen de yani birazcık saçmaladın yani. Koskoca yat. 3-4 tane fareyle, Allah aşkına. Ya bir kere bir laf vardır, bunu herkes bilir. Gemi batarken ilk kimler kaçar? Zeki, kimler kaçar? Fareler. Fareler mi? Ya öyle laf. Ya nasıl fareler kaçsın ya? Bunu çocuklar bilebilir. Saçmalıyorsun şu an sen. Önce kadınlar ve çocuklar, ardından hayvanlar. Can'cığım vallahi sen bayağı cahilsin ya. Büyük cahil. Bayağı cahilsin ama öyle böyle değil. Fareler teknelerin plastik su tahliye borularını kemirerek her türlü tekneyi batırabilirler. Ayrıca elimizde böyle mükemmel bir koz varken bunu niye kullanmayalım abi? Sence onlar bizim yerimizde olsaydı farklı bir şey mi yaparlar? Farklı bir şey mi yapacaklardı? Ne yapacaklardı? Gidip fareleri şikayet edeceklerdi. Ya oğlum, sizin kafanız almıyor mu? Paşa geldi diyorum. Özür diledi çocuk diyorum. Pişmanız dedi diyorum. Vicdan diye bir şey var ulan! Oldu. Bak şimdi Can'cığım. Diyelim ki birisi geldi. Senin anneni babanı öldürdü. O nasıl laf ya? Ya öyle söylenir mi? Anneler babalar öldürülmez. Allah evlat acısı versin. Zekicim izin verecek misin? Diyelim ki birisi geldi. Senin anneni babanı öldürdü. Sonra da geldi senden özür diledi. Ya ama abi özür dileler ne yapayım mı diyeceksin? Neden konuşmuyorsun? Bir şeyler düşünüyordum. Sen de Orçun gibi kızdın galiba babana gidip Can'la konuştum diye. Hayır canım. Ne düşünüyorsun o zaman? Ben sadece kime ne büyük bir iyilik yaptım ki Allah bana senin gibi iyi ve dürüst bir sevgili verdi diye düşünüyordum. Vay. Vay. Burası tam olarak benim sana karşı iltifatta bulunmam gereken yer galiba. Karşılık vermene gerek yok. Bu iltifat bile değil. Çünkü bunları içimden gelerek söylüyorum. Ben sana sadece aşık değilim Güney. Aynı zamanda seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Ama aramızda şanslı birisi varsa o da benim. Çünkü şu dünya üzerinde birlikte yaşlanmak isteyeceğin tek bir kişi var. Ve o da yanıma oturuyor şu an. Yaşlanmak derken? Yaşlanmak derken
Yani ben yaşlanacağım. Sen hep genç kalacaksın. Tamam. Şimdi oldu. Güney. Efendim. Biz bu Orça meselesini ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Ama hep aynı şeyi yapıyor ya. Aynen. Çok da sinirimi bozuyor artık. Bir konuşsak. Ya güzelim, herif yüzsüz. Anlamıyor ki. Kaç defa konuştum. Olsun, sen bir kere daha konuş. Yaptığının yanlış olduğunu söyle. Anlamayacak ama son bir defa konuşuyorum, o da senin için. Hadi konuş. Orçun. 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 Ulan beni duyduğunu biliyorum, niye cevap vermiyorsun? Efendim Pakiki ya. Ya sen ne kaypak, ne terbiyesiz bir adamsın ya. Sarışınımla şurada 40 yılın başı yalnız kalmışız, gelmişsin bizim yanımızda oturuyorsun ya. Evet, istene evine Orçun. Aşk olsun ya. Ben keyfimden mi geliyorum burada sizin yanınızda oturuyorum? Bizim mahalledeki köpekleri biliyorsunuz. Kocaman kocaman köpekler var. Ben çok korkuyorum köpeklerden ya. Gidemiyorum, ne yapayım ya? Hem ben sizi böyle rahatsız etmiyorum ki. Siz konuşun kendi aranızda. Muhabbetiniz bitince beni eve kadar bırakırsınız. Allah'ım, ben nasıl bir günah işledim de sen bu gereksizi benim başıma ceza diye verdin ya. İyi madem, kalk yürü gidelim. Yok yok ya, şey yapın. Oturun. Ne kadar güzel böyle romantik romantik sohbet ediyordunuz ha? Hadi ben yokmuş gibi devam edin. Oğlum senin yanında romantizm mi kalır lan? İlk ve sondu bu ha. Seni öldürürüm yemin ediyorum. Kalk yürü gidiyoruz. Kalk güzelim ya. Kalk iki abicim. Bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi az önce orada konuşuyordunuz ya. Ben de istemeden konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Ve küçücük minnacık özlü sözüm geldi aklıma. Sen bir söz söyleyeceksin ve o sözün özü olacak ha. Duy da inanma. Yes, of the girls people. Hani sen kim mama dedin ya, birlikte yaşlanalım falan diye. Ondan sonra dedin, sen genç kalırsın, ben yaşlanırım. Ondan sonra... Ya sen iyi ki dinlememişsin ya. Ya bak tamam, o zaman söyleyeyim özlü sözümü. Dikkat edin, söyleyeyim özlü sözümü. Söylesin mi? Söyle hadi, neymiş? Tamam. Kadınlar kağıt para gibidir. Neden de? Neden? Çünkü bazen yeri gelir, 2.20'liği 1.50'liğe tercih edersin. İspiriye ya! Ya biz bu tekne mevzusu yüzünden davalık olmadık ama... hasbelkader yanımızdan geçen birisi bu organizmayı insan diye yanımızda dolaştırdığımızı görse... yemin ediyorum müebbet hapis yatarız ha. İdam ederler bence. Bence de. Anlamadın değil mi? Espriyi kim bu? Anlamadın mı espriyi? 2.20'lik ve 50'lik yani 2.20. Aa, çaktı. Ben şimdi çakacağım bir tane sana. Yürü, şu ileride köpeklere yedireceğiz seni. Aa, başarılarda köpek! Lan şaka yapıyor şaka. Hayvan herif, in beni mi kırdın ya? Ha, Kimfom yenge atlasa kucağını havalara kaldırırsın. Biz atladığımız zaman bir din kırıldı, in aşağı. Yuh, gereksiz herif. Sen gün çiçekle kendini bir mi tutuyorsun ya? Şu sıfata bak, bir de şu güzelliğe bak. Sıfat derken niteleme mi, belirtme mi? Ha, espriye gel. Dil bilgisi esprisi yaptım. Fenayım ben bu aralar TV sana. Ay bu kazayla Alice'le falan çıksa kız bunu kapıya kadar evine bırakmak zorunda kalır. Korkucuğum, Alice de aklıma geldi. Bir arayayım ya, ne yapıyor, ne ediyor benim sarışın kısra? Ya Burak akşam akşam bir de telefon sapıklığı yapmadın kalmıştı ya. Yürü, gece gece başımıza bela oldun, yürü. Allah Allah. Ya oğlum adamlar geldi, özür diledi diyorum. Çok pişmanız dediler diyorum. Kapattık biz aramızda, hallettik o konuyu ya. Tabii canım, özür dilemişler. Geliyorlar, adamın teknesini batırıyorlar, sonra da kusura bakma diyorlar. Oğlum, yarın öbürsü gün şleplerine, tankerlerine zürafa koyarlar. Mahvolursun. Cancım, vallahi ben öldükten sonra arkamdan özür dilensin istemiyorum. Ben yaşıyorken önlem alınsın istiyorum. Suçlular cezalarını bulsunlar, hapse girsinler istiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi söyle bakayım. Kim koymuş fareyi tekneye? Orça. Paşa. Salça, ama bak bir daha onu karıştırırsanız çok kötü olur ha. Salça karışmayacak. Olmaz. Olmaz, bir kere salçasız şikayetin tadı tuzu olmaz. Ne demişler? Yemeklerin tadı tuzu salçadır. Dolayısıyla salça da girecek o üçlü arasına sonuçta. Zeki, senin ağzını yüzünü paramparça ederim. Anladın mı? Ha? Salçayı karıştırmak yok. O şartla kabul ederim. İyi tamam, karıştırmayız ya. Söz mü? Söz. Söz var mı? Söz dedik ya. Bana söz ver!
Senin sağın solun belli olmuyor sonra. Şeytanın oğlu. Sen niye titriyorsun oğlum? Çok mu üşüdün? Yok ya, telefon çalıyor. Ne var anne? Ne var? Efesime bana bağırma dedim. Geliyor işte. Bağırma. Zaten bunun konuşulmuyor ki. Aferin. Senin gibi bir kız kardeşim olduğu için gurur duyuyorum. Ben de senin gibi abim olduğu için gurur duyuyorum. İyi, hadi git sen yat. Hadi. Hadi. Ver, asayım. Gel. Amirim, üç genç geldi, şikayetleri varmış. Gelsinler. Buyurun arkadaşlar. Komiserim, komiserim! Elini, ayağını yediğimin, rozetini öptüğümün, yemin ederim ben masumum. Ne diyorsun evladım sen? Geç şuraya. Derdiniz nedir? He, biz biber gazı bağımlısıyız da, biraz sıkar mısın demeye gelmedik. Gelmedik dedi, geldik mi dedi. Komiser bey, biz cana ve mala kastan şikayetçi olmaya geldik. Yanlış anlaşılmasın, cana ve mala. Olay nedir? Bizim içerisinde bulunduğumuz tekneyi batırdılar komiser bey. Ve kimin yaptığını biliyoruz. Ya, tekne hanginizin? Benim. Yani daha doğrusu babamın. Hatta daha da doğrusu tekne değil, yat zaten. Kayıtlar öyle geçsin. Senin baban kim? Ne? Benim babam Oğuzhan Arıcı'nın en yakın arkadaşı! Mustafa! Arkadaşım, o baba benim babam. Buyurun amirim. Al götür bunları içeri, ifadelerini al. Ben okuduktan sonra gereğini yaparım. Emredersiniz amirim. Yaşasın adalet! Çok iyisin. Tuttum seni, çok çok iyisin. Sen buradan yürüyüp emniyet müdürü bile olursun ya. Nasıl çözdü olayı, nasıl çözdü? Saygılar. Bütün meczuplar beni buluyor ya. Allah Allah. Yukarıda ışıklar oluyordu. Onlardan yok mu? Yok. O sorguda olur. Ha, bu ifade. Tamam. Yaz. İki kişilerdi. Orçun Çolak ve o üç numara saçıyla dazlak Güney Samili. Sadece iki kişiler miydi? İki kişiler dedim ya. İki, iki. İki kişilerdi. Peki nereden biliyorsun onların yaptığını? Bana itiraf ettiler. Çocuklar özür diledi ya. Demek itiraf ettiler. Bak bu güzel bir şey. Çok güzel oldu. Adamları geldik, şikayet ediyoruz senin yüzünden. İyi bir şey mi bu? Kaç kişilerdi? Fareler mi? Hayır. Tekneye o fareleri koyanlar kaç kişilerdi? İki de olabilir, üç de. Bir karar ver. Ya iki ya üç. İki buçuk. Olmaz. Ya iki ya üç. Bir karar ver. Fareler. Hayır kardeşim, hayır. Tekneye o fareleri koyanlar kaç kişiler? Ya iki buçuk dedik ya. Müdür, iki buçuk işte. Yaz şuraya gitsin ya. Bembeyaz kağıt duruyor önünde. Yaz iki buçuk. Yazık ya, yemin ederim. Furki ile can arasında kala kaldım ben. Ya yazsan şuraya ne olacak iki buçuk? He? Mesela bilmiyorum desem, hatırlamıyorum. Travma, bölük pörtlük. Fotoğraflar gelip gidiyor. Bir de deniz tuttu beni, biliyor musun? Bir deniz tuttu beni. Ya hatırlamıyorum, ne diyeyim? İşimiz var kardeşim ya, işimiz var. Ne işiniz var? Çok işimiz. Görüyorum, yazmıyorsun. İki buçuk dedim, yaz oraya. Bana bak, biliyor. İyisin. Sen buradan yürürsün, komiserlik, başkomiserlik. Ne diyeyim? İki buçuk. İyi, tamam öyle olsun. Ama bak, bir daha buraya ne şikayet eden, ne şikayet edilen şahit olarak gelmeyeceksin. Ya babacığım dedim ya, gelmeyeceğim tamam bu üçü için. Sadece o üçü için değil, hiçbir şey için gelmeyeceksin. Hatta ve hatta ben emekli olana kadar gelmeyeceksin. Senin emekliliğe kaç var? Çok var. Çok var. Primleri yatırıyor musun? Yatırıyorum. Gerekirse ben sana yardımcı olurum. Devlet benim yerime yeterince yatırıyor zaten.
Tamam ya, ne uzattın ya? Daha da gelmem buraya. Tekneye fareyi koyanlar 3 kişiydiler. Kesin emin misin? Evet. Az önce ifade veren arkadaşın öyle değil de. Neyse neyse. İsimleri neydi bu 3 kişinin? İlkinin adı Güney Samyeli. Diğerininki Orçun Çolak. Sonuncusuysa Neşe Babacan. Ya demek işlerinde bir de bayan vardı ha? Aynen öyle. Örgütlü suça girer. Hiç şansları yok. Dur dur, gece gece alacaklı gibi. Kim çalıyor kapıyı ya? Kim oğlum bu saat? Bilmiyorum babacığım. Baba kim o? Bilmiyorum. Aman ne oluyor? Git bir bak bakayım oğlum kim gelmiş. Sen de şu ışığı yak kızım. Baba! Polis gelmiş. Polis mi? Polis mi? Güzelim, şu benim tahliye evraklarını bir çıkar bakayım. Ne tahliyesi Kemal? Su tahliyesi Gülseren. Ne tahliyesi olacak? Benim tahliye evraklarım. Herhalde bir yanlışlık falan oldu. Tamam tamam, şurada bir yerde olacaktı. Ay, işte buradalar. Hay Allah. Baba gözünü seveyim, sakin ol tamam mı? Tamam oğlum, aç kapıyı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Güney Samyeli hanginiz? Güney. Benim, buyurun. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Neden, hayrola? Merkeze mi? Abi. Memur bey, ben Güney'in babasıyım. Problem nedir? Aklında şikayet var. Merkeze gidince kendisine zaten detaylı açıklama yapılacak. Kemal bir şeyler yap. Ya dur sakin ol, sakin. Ya abim hiçbir şey yapmadı ki. Merak etmeyin. Bu ülkede adalet illaki yerini bulur. Memur beyler, İsveç polis herhalde. Oğlum bilmiyor musun? Anlaşalım, Türk polisi. Ne diyorsun sen? Anne. Memur bey, bakın bu öğrenci bir çocuk. Ne yapmış olabilir ki? Tamam babacığım, sıkıntı yok. Yalnız yüce adaleti karşısına böyle pijamayla çıkmak olmaz. Buyurun lütfen. Eyvallah. Sakin ol, merak etmeyin. Problem nedir? Ne oldu memur bey? Ya memur abla, bir yanlışlık yapıyorsunuz diyorum. Ben olsam yıldır bütün elimin olurum. O da en fazla ayıptır ya, suç değil. Yorma kendini, amirimi anlatırsın. Hürsüt amiri mi? Çattık ya. Abla. Ya memur bey, bari suçunun ne olduğunu söyleseydiniz ha? Şu anda söyleyebileceklerim bu kadar beyefendi. Ya, Güney, oğlum korkma tamam, ben hemen geliyorum karakola arkandan. Tamam babacığım, siz sıkıntı yapmayın olur mu? Lütfen arabaya girer misiniz? Neşe! Bacı ne oluyor ya? Ne olacak kızım? O adam müsveddesi yıkanacaklar, adam olmadıklarını bir kez daha ispatlamış oldu işte. Ağlamayı kestir şimdi lütfen. Alo! Mert! Abi polisler götürüyor Mert! Birazdan. Ha bak Güney arıyor, anladı, uyumadı mı? İyi geceler diyecek işte, böyle bir sevgi. Aa Mert. Anca seni arasın zaten. Ne? Yok bir şey yok, aç telefonu. Alo Mert, karabiberdeyim diye mi aradın? Ne? Ne demek Güney'leri polis götürdü? Şaka mı yapıyorsun? Ne? Geliyoruz. Yürü. Siz burada oturun. Birazdan amirim sizi çağıracak. Paşa. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Yani korkmana gerek yok güzelim be. Herhalde ifademizi alırlar. Sonra salarlar bizi. Teyzenlere ne dedin? Şimdi duydular, bütün mahalleye yaymışlardır he. Yok ya, teyzemler Kapadokya gezisinde. Hiçbir şeyden haberleri yok ki. İyi. Yani
iyi olmuş. Şimdi duysalar panik olurlardı. Neyse ya. Allah'tan bizim gereksizi getirmediler ha. Onu buraya getirseler ortalığı karıştırırdı herif. Ya bir dakika Yumur Bey, Allah aşkına lütfen, bir yanlış anlaşılma var ya. Bir dakika ne olursunuz lütfen, gerçekten bak lütfen. Yanlış anlaşılma var gerçekten. Bakın ben vatanına milletine yürekten bağımlı bir gencim. Benim örgütle mörgütle hiç işim olmaz. Gerçekten bak söylüyorum ha. Yumur Bey bir yanlış anlaşılma olmalı. Benim örgütle işim olmaz mı ha? Ben vatanına milletine bağımlı bir gencim. Gerçekten bir yanlış anlaşılma. Tekrardan bakın ha lütfen, tekrardan bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Barış Manço'ya çok selam söyleyeyim. Bir saniye bir... Aa paşa. Salça. Paşa. Ay. Beni kurtarmaya mı geldiniz? Canım arkadaşlarım benim. Bak. Bunlar benim arkadaşlarım. En yakın arkadaşlarım bunlar benim. Beni kurtarmaya mı geldiniz? Ah canlarım benim. Beni kurtarmaya gelmiş bunlar. Hadi seni Orçun suçlu da değil. Hadi canım. Orçun bir sus da motorun solsun oğlum. Hem biz de aynı sebepten getirildik buraya. Allah belanı versin ben bunları tanımıyorum. Ne tanıyacağım ben bunları ya? Elin örgütçüsüyle benim ne işim olur memur bey? Bunlar sadece benim sınıftan arkadaşlarım ya. Hepsi o kadar yani. Gerçekten sınıftan arkadaşlarım. Sıralarımız yan yana. Merhaba merhaba, o kadar yani. Hani en yakın arkadaşlarında? Allah ya. En yakın arkadaşım derken bizim böyle sıralarımız yan yana. Ben bunun adını madını bilmem. Neydi senin adın ya? Ha? Neydi paşa? Ne diyorlardı buna ya? Ha? Şey Güney, bunun da adı işte Ayşe. Neşe. Ha neyse işte ya. Bak isimlerini bile bilmiyorum ya. Ben nasıl arkadaş olurum bunlarla memur bey? Orça, lan saçma sapan konuşma artık ya. Kesin şamatayı. Birazdan başkomiserim sizinle görüşecek. Bana bak Nimur Bey. Bak gözlerimin içine bak. Benim gözlerimin içine bak. Benim amcam Milano'da emniyet müdürü, tamam mı? Bir volt elektrik bile verirken yemin ediyorum sizi söndürürüm. Söndürürüm. Söndürürüm lan beni ki. Ya bir sussana oğlum. Bizi ne zor durumda bırakıyorsun ya? Gram umurumuzda değilsin. Bizi zor durumda bırakıyorsun. Memur Bey kusura bakmayın ya. Bu arkadaş biraz... Artur sen konuşma Artur, sen sus. Olayın hepsi sende bitiyor zaten. Fareleri git bırakmayan kimdi? Sendin efendim. Yeri gelince ben grubun liderim, ben grubun liderim diye seni çok iyi biliyorsun ha. Niye sen şimdi suçu üstlenmiyorsun? Bu suçu üstlensene, üstüne altına suçu. Niye fareleri ben koydum demiyorsun? Aaa aşk adamı ne de olsa bu. Paşa aşk adamı. İçinde güzel cimbomla geçen miydi bir tane daha kız bulmuştu böyle kısa boylu neydi onu? Yani sen ancak açlara git, açlara git. Ha karakola düştü, kurtarsana bizi. Suçu üstlensene, üstlenemezsin tabii suçu. Öyle bakarsın, konuşamazsın da. Bak gördün mü konuşamıyor. Örgütçü! Örgüt kurdular! Orçun! Niye var? Oğlum bir sus lan! Sus! Ya bu salak yüzünden hapse gireceğimiz yoksa bile gireceğiz ha. Memur bey, ya örgüt mü örgüt diyorsunuz bizi aldığınızdan beri. Nedir bu örgüt, açıklayın ya! Şikayet ızdırar suçu işlediğiniz yönünde. Ney? Allah'ım yarabbim ya! İlhan! İnsan hiç ısrar etti diye hapse mi atılır ya? Allah'ım yarabbim ya! Memur, dinle bakayım biz kimi ısrar etmişiz ha? Yandım ısrar istemesem Ali sen ısrar dedi. Israr değil, ızrar. Yani mala zarar verme. Mal derken? Sen sakın ağzını açma. Sen ağzını açarsan biz ömür boyu hapse mahkum ederiz. Kapa kendini. Niye? Artık mı yapasın bana ha? Artık mı yapasın bana? Hadi vursana lan, vursana karakol. Türkçesi de, örgütçüler dedi. Örgütçü bunlar. Müştekinin yatını batırmışsınız. Bu yüzden şikayetçi olmuş. Kim bu müşteki? Memur bey kim ya? Ya baba kimler var burada? Güler şirin sizler. Ha siz niye bizi şikayet ediyorsunuz? İnsan arkadaşını şikayet eder mi? Tamam Orçun. Tamam kardeşim, bunun hesabını soracağız nasılsa. Bunu soracaktım. Karaktersiz herifler. Neşe'nin burada ne işi var? Ha? Neşe niye geldi? Niye söylediniz Neşe'yi? Yemin ederim ben demedim. Ha? Bana zaten daha da gelmemeliydi. Sen söylemediysen, ben de söylemediysem sen söyledin. Neşe'yi sen ispiyonladın. Ne var oğlum, ifade verdik işte ya. Söylemeyecektin. Söz vermiştin. Ya ifade verirken ağzımdan onun da adı çıkmış. Çok mu önemli yani? Çok önemli. Neşe benim için çok önemli Furkan. Buldum. Bayram Paçalı'yla Orço onar fare, Neşeciğimiz de iki tanecik fare koydu desek. Varoşların içinden sadece birini kurtarmak istedim. O da Neşe'ydi. Ama sen hiçe saydın. Can, amma abarttın ama ya. Yeter be abi. Yazıklar olsun sana Furkan.
Senden 40 yılda bir şey istedim. Sen Oğuzhan Arıcı'nın oğlu değil, şeytanın oğlusun. Kıvırcık. Ben bir şey demedim. O dedi. Yazıklar olsun. Komiserim, bize fare dediler. Biz de fare ne demekmiş görsünler diye teklilerine fare koyduk. Şaka olsun diye yani. Aynen iyilik komiserim, gerçekten bize fare dediler. Biz de böyle şaka olsun diye gittik onların teklilerine fare koyduk. Hiç falan niyetimiz yoktu bizim gerçekten yani. Hani mesela bize film deselerdi biz gider film bırakırdık onların teklisini. Fil de gerçi batırırdı ama olsun. Bize kedi deselerdi, kedi deselerdi biz de gider kedi koyardık yani. Orçun, Orçun sessiz olur musun kardeşim biraz? Ya komiserim, memur arkadaşlar bize örgütlü suç falan dediler. Bizim örgütle mörgütle ne işimiz olur Allah aşkına? Ya ben bunları bilmiyorum ama benim örgütle işim olmaz ya. Ben dolandırıcı, sahtekar, üçkağıtçı, tokatçı adamın tekiyim yani. Hangi örgütün benimle işi olur? Çok şakacıdır o. Biz diyoruz da inanmıyorsun. Nasıl da tanıyorsun kendini Orçun? Komiserim, Orçun haklı. Yani biz hasbelkader bir tane örgüt kurmaya çalışsak... ...en başta bu adamın kaypaklığı yüzünden dağılır. Hadi diyelim o yüzden dağılmadı. Neşe'nin dedikoduları yüzünden dağılır. Aşk olsun paşaya, ben örgüt kurulmaz mı? Kızım susun, ne dediğinin farkında mısın sen? Yani diyecektim ben. Şimdi çocukları görebilecek miyiz? Komiserimin yanındalar, hele bir çıksınlar. Yani çıktıktan sonra görebiliriz, öyle mi? Komiserime bağlı. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu, ne dedi? Tamam, endişe edecek bir şey yok. Bizi 5-10 dakika içerisinde görüştürecekler. Tamam mı? Meraktan çatlayacağım Kemal ya. Sen telaş yapma. Otur bakayım, otur şöyle. Otur. Bunlar genç çocuklar ya. Aralarında kavga etmişlerdir, bir şey olmuştur. Çok önemli bir şey değildir. Sakin ol biraz. Yine o Furkan hadisinin başının altından çıkmıştır bunlar. Kızım, sen bir şey biliyor musun? Bak bir şey biliyor da söylemiyorsan Gülcan. Külahları değiştiririz. Bak zaten canım burnumda Gülcan ya. Anne bilmiyorum. Bilsem söylerim. Ya çocuğun üstüne gitme. Bırak birazdan her şeyi öğreneceğiz zaten. Sakin olun. Şimdi çıkacaklar, konuşacağız. Ya ne var bunda? Neredeler? Memur bey, bizim oğlan, kara göz, kara kaş, yakışıklı böyle... Hoş geldiniz. 3 numara saçı, uzun boylu. Ailesi de orada. Hay Allah ya, memur bey. Teşekkür ederim. Gelmediler mi onlar, nerede bekle acaba? Son gün, tamam. Ah, buradalar. Ah, hemşirem, ah yavrum benim, ah canım. Sağ olun Hasan hocam, sağ olun. Canım kardeşim. Ne oldu yavrum, niye aldılar bu çocukları içeri böyle? Vallahi son gün bilmiyoruz, biz de yeni geldik. Güne içeride ifade veriyor. Ay Allah ya Rabbim ya, elimiz ayağımız titredi vallahi. Ay Allah, kim şey? Kaygılanma. Ya bizim çocuklar aslan gibidir. Ya bir yanlış anlaşılma olmuştur. Her şey düzelir. Eminim, ondan eminim. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmuştur. Da siz bu saatte yani siz de zahmet ettiniz. Ayağınıza sağlık. Aa, olur mu öyle şey Kemal'cim, aşk olsun ya. Ya ayrıca ben Güney'in pipisinin kesildiği gün bile yanındaydım. Ya lafa bak ya. Ya koskoca delikanlı abla, koç çocuksun. Allah. Anne bunun burası yeri sırası mı? Şimdi hoş mu yani, hoş mu? Allah Allah, ne var canım, daha o zaman küçüktü, bir ufacık bir balık ezilme annesi gibi bir sende. Amirim, çocukların anneleri gelmiş. Oh, tam zamanında. Götür bunları aileleriyle görüşsün. Ondan sonra da ifadelerini alın. Komiserim, benim annemin fiyatiği var. Kadıncağız yataktan kalkamıyor. Canım benim, ben gideyim onu bir geri vereyim, tamam mı? Sen işte ararım, çayınız falan içerim artık. İşte Orçun, sen ne saçmalıyorsun oğlum? Oyun mu oynuyoruz burada, düşünme. Sağ ol komiserim. İyi akşamlar memur bey. Ah, çok özür dilerim ya. İyi akşamlar memur hanım. Bizim bu Güney'le... Ne oldu? Okulda kavga falan mı oldu ya? Ah, Mert Kemal de. Amca, Kemal amca çok geçmiş olsun. Sağ ol oğlum, hoş geldin. Gülsene teyze çok geçmiş olsun. Songül teyze merhaba, kolay gelsin. Ya iyisiniz inşallah, bir sıkıntı yok herhalde değil mi Kemal amca? Kemal amca paşa iyi inşallah, bir şey yok, bir sıkıntı yok. İçerideler.
İçerideler mi? Yani ifadeleri alınıyor. Ha, ifadeleri alınıyor. İfadeleri alınıyorsa ifadeleri alınacak tabii. Burası rutin işlemler. O zaman sıkıntılık bir durum yok. Cimbom yani bu ifade alınan şeyler bunlar hep rutin şeyler. Karakolda yapılan şeyler yani. Ondan yana bir şey yok. Gülcan, nasılsın? Aa, koşarak uzaklaştık. Niye, ne dedim ki ben şimdi buna? Ne yapsın ya? Kızcağızın abisi içeride, panik oldu o da. Zor. Zor ya. Sen niye oturuyorsun? Niye oturmayayım? Gitsene kızın peşinden. Niye? Aa, ne demek niye? Kız ağlıya ağlıya gitti. Git destek ol. Annesi babası burada sözlüsü. Allah Allah. Biz böyle durumlarda kızları yalnız bırakmıyor muyduk? Onlar da tek başlarına ağlamıyorlar mıydı? Öyle değil miydi? Bize böyle öğretilmedi mi? Ay hayır. Git sen tek başına kapı önlerinde. Hadi. Ha, şimdi gideceğimiz tuttu yani. İyi. Hadi bak. Allah işte. Gülcan. Mert, sen de ne olduğunu biliyor musun? Abi niye aldılar? Aslında biliyorum Gülcan'ım ya. Niye aldılar peki? Ya bu can iti var ya. Bu bize, daha doğrusu salçaya değil de bize, ya salçaya söylemiş. Ya fare demiş işte bize, tamam mı? Biz de buna ders olsun diye bunun teknesine fare koyalım dedik. Sonra Dizel'den duyduk ki meğer fare tekneyi batırıyormuş. Nasıl batırıyormuş? Ya nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ya bu fareler tahtaydı, işte plastikte her şeyi kemiriyorlar ya. Bu su boruları, giderleri falan kemiriyor. Öyle olunca ne oluyor? İşte su oluyor tekne. Su alınca da ne oluyor? Otomatikman... Ya bana niye bunları anlattırıyorsun Gülcan ya? Tekne batırmak büyük bir suç değil mi? Ya ama biz kötü niyetle yapmadık. Sonuçta bu ortaya çıkacak, anladın mı? O yüzden şimdi kafanda kurma, kötü düşünme yani. Yarın mahvis atarlarsa... Zaten yıllardır babasız kaldım. Gülcan. Sevdiğim birinin hapsedilmesi ne kadar acı biliyor musun? Gülcan, bak öyle şeyler aklına getirme. Öyle şeyler olmayacak, tamam mı? Çıkart bunları kafandan ya. Söz mü? Söz, olmayacak öyle bir şey. Hem öyle bir şey olsa bile biz bir şekilde önlemimizi alacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız paşanın içeri girmemesi için. Diğerleri için de, tamam mı? Sil gözyaşlarını ya. Ağlama. Ya bir sarılayım sana. Siz abisini içeri alınca siz biraz sinirleri bozuldu. Hava almaya çıktı, ağlıyor da. Kanki işte o. Komiser teyze. Komiserim arkadaşlara 5 dakika müsaade etti. 5 dakika sonra ifadelerini alacağız. Sağ olun memur bey, çok teşekkür ederiz. Oğlum. Baba. Nasılsınız sen? İyiyiz, iyiyiz, merak etmeyin. Ay, babacığım, Kemal babacığım. Korkma, korkma. Tamam, tamam, geçecekmiş kardeşim. Ya oğlum, bak niye biz gece yarısı buralardayız? Ne oldu, kavga falan mı ettiniz ya? Anneciğim, kavga falan değil. Ya kaza diyelim. Ya sen sakinleş, gel şöyle bir otur, anlatacağım ben. Hadi geç, hadi. Gel şöyle otur. Oturun bakalım, sakinleş. Gel. Hadi gel. Gel otur şurada. Burada mısın? Otur. Kaçın. Anlat. Ya baba. Abi. Abi. Canım. İyi misin? İyiyim güzelim, iyiyim. Gel şöyle geç, anlatacağız. Hadi aşağı. Kardeşim. Hiçbir şey olsun kardeşim. Nedir durum? Bir şey dediler mi? Bir şey dedilerse söyle. Burada yani herkes var. Bize de söyle yani kardeşim, söyle. Çocuklar. Hep bu ağızdan böyle soru sorup. Sık boğaz etmeyin çocuğu. Hayır, biz de gerildik yani. Hasan Paşa burada. Ya tamam, gerildiniz de bırakın rahat rahat anlatsın kendisi. Sakin. Traf. Geç, tamam hadi. Mert oğlum, geç hadi. Geç, geç. Aslında uzun hikaye. Ama kısaca özet geçeyim. Bizim sınıfımızda Can diye bir arkadaşımız var. Songül teyze, sen tanıyorsun. Ha. İşte o Can'ın teknesi var. Ve biz o tekneyi batırdık. Abo! Yani yanlışlıkla batırdık.
Yanlışlıkla batırdınız mı tekneyi? Evet baba, işte uzun hikaye dediğim hikaye o. Anlatırım ben sonra sana. Bizden şikayetçi oldular. Şikayetlerini geri almayınca da olayı mahkemeye taşıyacaklar herhalde. Mahkeme mi? Mahkeme mi? Sizin bundan haberiniz var mıydı? Vardı. Oradaydık. Sen bile mi dönüyorsun? Ben burada delireceğim. Ya böyle yaptığınız için çocuklar korkuyorlar, konuşamıyorlar. Tamam, otur bakayım. Evet Hasan Paşa. Oturun. Doğru söylüyor evet. Hasan Paşa. Ne oldu oğlum, anlat bakayım. İşin aslı şöyle. Evet biz bir şeyler yaptık. Ama kötü niyetle yapmadık. İstemeden oldu yani. Ve umuyoruz ki er ya da geç bu ortaya çıkacak. Yani sizi bu gece bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı oğlum? Anneciğim ben de bilmiyorum ama sanırım bu gece bizi burada tutacaklar. Buyurun. Ama ben bir yolunu biliyorum paçacığım. Sen rahat ol kanki deme. Orçun, Orçun. Sen görev başındaki memuru rüşvet mi teklif edeceksin? Gereksiz herif müebbet mi yatıracaksın oğlum biz lan? Al bunu, al. Bildiğin gibi yapsın ya. Size de iyilik yaramıyor ha. Aman yaramasın zaten. Evet arkadaşlar gidelim. 5 dakika vaktiniz oldu. İyi o zaman tamam. Ben şurada bekleyeyim siz gidin. Ya da sensiz olmaz diyorsun ha. Hadi bakalım öyle olsa. Hadi. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Tamam bakalım. Görüşürüz paşam. İki. Kıyamam sana ben. Aa, o da geldi. Başını geldi. Ben siz gidemiyor musun? Senin yüzünden o zaten fareymiş. Evet artık siz de evinize gidin. Şikayetçi olundukları için bu gece burada kalacaklar. Yarın da mahkemeye sevk edilecekler. Burada kalabalık etmenize gerek yok. Yarın yine gelir görürsünüz. Memur bey doğru söylüyor. Hadi biz de eve gidelim ha. Ha burada ha evde. Nasıl olsa bizde uyku yok bu gece. Hadi hemşire gel yolda dertleşiriz hadi. Çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Sağ ol. Çıkacak o. Çıkacak. İnşallah. Göstereceğim ben o tikilere günlerini. Her zaman biz kazandık. Yine biz kazanırız. İşte Memur abi. Biz yana çıkmaya başladık. Ama böyle içindeki kötü gitti. İçine böyle pıfırdık tıfır ayıcık ayıcık çıktı. Ben de ona aşık oldum zaten. Sonra birden böyle içindeki pislik daha ağır basınca böyle birden böyle bir değişimler falan geçirdi. Sonra bize fare dediler ya. Bize fare dediler. Siz de şaşırdınız. Bize fare dediler. Ben de biz de bunu yediremedik. Öyle şakacıktan olsun diye farelere tekniği koyduk. Fareler çok sevimli hayvanlar. Kankide böyle kulakları var. Böyle bıyıkları var. Ben onları çok seviyorum. Bizim hiçbir suçumuz yok. O neyli niyeti ya? Şimdi bana bak. Memur. Kurban olayım biri gönderiyor. Annenim bekler. Tek başına kadıncağız. Ha lütfen. Annenim iskiliği de var. Çok kötü o. Ha, gönderiver beni hacı. Ha, Allah sen. Ya bu bizden şikayetçi olan çocuklar. Aslında biz de geçen seneden beri uğraşırlar. Biz de onlara hep derslerini veririz. Ne bileyim işte bize bu sefer de fare demişler. Yani Neşe arkadaşımıza demişler. O da bize söyledi. Tabii biz bunu yediremedik kendimize. Gittik 3-5 tane fare bulduk. Koyduk bunların teknelerine. Sonradan öğrendik ki fareler teknenin batmasına sebep olurmuş. Ne bileyim bu su tahliye borularını kemirirlermiş. Nereden bilelim? Koştuk yardım etmeye. Ama gittiğimizde işten geçmişti, tekne batmıştı. Yani isteyerek olmadı anlayacağınız. Ya memur bey bir şey rica edebilir miyim? Bu benden önce giren arkadaş var ya, Orçun hani mavi ceketli. Böyle özenti saçını tente yapıyor. O çocuk normal değil. Yani o çocuğun ifadesini alacaksanız doktor kontrolünde almanız gerekiyor. Fark ettim. Biraz sağlıksız bir çocuk değil mi? Bu küçükken ateşli hastalık geçirmiş. Yani ağzından çıkanı kulağı hiçbir zaman duymaz o çocuğun. O çocuğun söylediklerini dikkate almayın. Gözünüzü seveyim. Başımızı yakar yani.
Burada biraz sakinleşirsiniz. Verin lan aç! Murat, 8'e gömecektik Murat. Buradan çıkınca 18'e göreceğiz lan! Başım! Bacı kardeşim! Bacı kardeşim, bunlar ya bizi serbest bırakmazlarsa şimdi ne yapacağız ha? Uyum yani ki, kendim için demiyorum. Benim hapise girmişliğim çok var. Sen daha yeni gireceksin. Toy çocuksun, başına şeyler gelir, bir sürü şey gelir. Orçun, ben burada kalmayı planlamıyorum kardeşim. Bu nasıl oluyormuş kardeşim? Anlarsın birazdan. Orçun. Heh. Aa, kız saçım. Seni serbest bıraktılar. Sır sakın senin. Ben tahmin edeyim. Bol bol konuştun. Bıdı 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 konuştun. Kafalarını karıştırdın. Dedikodu yaptın. Onlar seni serbest bıraktı. Doğru değil mi? Bildim. Hadi senin. Lütfen. Yo, öyle olmadı. Ha. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Hayır be! Gidiyoruz. Artık sen kendini popüler davranırsın paşacığım. Alice gelip kefaretimi ödemiştir değil mi? Ha, hadi o zaman ben gidiyorum. Sen kaldın burada ya. Popüler davran kendini kardeşim. Gerekiriz. Sana değil, paşaya diyorum. Hadi paşa, özgürüz biz. Özgürüz? Biz? Güney Samyeli, özgürsün, çıkabilirsin. Koçum. Sen çıkamazsın. Nasıl ben çıkamam ya? Ben onlarla beraber gelmiştim memur bey. Ben nasıl çıkamıyorum ya? Onlar çıkıyordu, ben nasıl çıkamıyorum ya? Beraber attınız bizi. Beraber attınız, onlar çıkıyor. Ben niye çıkamıyorum? Ben niye çıkamıyorum? Çıkamıyorum ben. Niye ben? Çünkü arkadaşların bütün olayı senin yaptığını itiraf ettiler. Allah bilanızı verdi. Yazıklar olsun Titi, yazıklar olsun. Namkör insanlar Titi, namkör. Koynumda bekledim ben Titi yıllarca, karşılığı bu muydu? Terbiye Titi dersiniz, kaç liraya sattınız ulan beni ha? Dört ilik, kaç liraya sattınız beni? Adam başı 2000 lira. Oo, 2000 lira. Harbi, 2000 liraya sattın adam. Allah, harbiden değilmiş ha. Aferin ulan Titi. Kaç liralık var mı sende ha? Aferin Titi. De paşa, bana bak. Sen burada bırakmazsın bizi ha? Gerçekten beni burada bırakmazsın. Sen delikanlı adamsın, namuslu, dürüst, mert. Grubun liderisin ha? Hadi kardeşim benim, kurtar beni, kurtar beni. Bırakma beni buralarda ha? Şşş, bana bak. Gereksiz, yetersiz. Ne bakıyorsun öyle bana? Ha, ne bakıyorsun Titi? Tamam ya, benim arkadaşım benim. Ha? Bari sen kurtar beni kız. Hadi lütfen, lütfen. Hadi. Orço, biraz mantıklı ol. Üçümüz yatacağına, sen tek başına yatağa çıkarsın. Hem sen hapishanede ortamına öyle alışkın falan değil misin? Ay be, ya siz benim her söylediğime ne inanıyorsunuz? Hadi yıkarım beni buradan, hadi Lisa. Ya. Ne yapıyorsunuz ya ha? Gülmeyin oğlum, gülmeyin. Ben de mahkemeye çıktığım zaman ikinizi de ispitleyeceğim. Her şeyi teker teker anlatacağım. Orçun, mahkeme falan olmayacak kardeşim. Hukuk sistemi değişti. Direkt zindana gidiyorsun. Ne dörtleri? Zindanı, zindanı ya ha? Zindan ne? Lütfen yapmayın böyle şeyler. Muhtemelen zincire de vururlar seni. Zincir? Ne zinciri ya? Nereye gidiyorsunuz? Satmayın beni! Yalancılar, beni satmayın ne olur! Lütfen! Lütfen beni zindanlara attırmayın paşa! Ne olursun lütfen! Lütfen beni zindanlara attırma, ne olursun lütfen! Bana bak! Nereye götürüyorsun beni ha? Zindancı kardeş, nereye götürüyorsun beni? Lan beni. Her yer böyle ışıklı ışıklı, meşaleler meşaleler ha. Ne biçim pratik ya burası böyle. Yapma bak, getirme beni ne olur lütfen. Lütfen ya, yapma bak. İşleri gibi anne. Şşş, ne olur. Lütfen beni serbest bırak lütfen. Zindancı kardeş. Buna bak. Yani beni buradan gitmeme izin verirsen seni alemlerden alemlere götürürüm ha. Güzel güzel kızlarla tanıştırırım seni. Onlardan da ayarlarım. Benim çevrem çok geniştir. Ha, hadi lütfen çıkart beni şimdi. Kes sesini! Aa! Bu su! Bu da yemeğin. Çok affedersin de bir şey söyleyeceğim sana. Bu ne biçim pilav buydu ya? Ha? Lafa lafa pilav mı olur? Hiç hayatında böyle pilav mı gördün? Ye bakayım sen bunu, yiyebilecek misin? İşte ya. Yemeği laf ediyoruz, karnımız da aç. Ne yapacağız? Gideceğiz artık. Dırşı falan var mı? Getirsen şeyli. Ha? Dırşı. Ne diyeyim ki sen?
Gel kızma gel, tamam dur, hiç istemiyorum, başka bir şey getir yerine. İşte artık. İnancı! Bu ne biçim pilavıydı ya? Ha? Ne bileyim sinik? Bu ne biçim pilavıydı Allah aşkına ya? Şu pilavı insan nohutlu yapar. Hacı olmadı etli yapar ya. Nerede hani? Ha? Ha Osmanlı mutfağı nerede? Tamam eyvallah Zindan, çok güzel yapmışsınız, süper. Ona lafım yok, meşaller meşaller yanıyor, süper. Ama hani nerede Osmanlı mutfağı? Çak getir. Sesimi duyan var mı? Neredeyim ben ya? Nereye attınız beni? Burası ne biçim bir yer? Nar kim ya? Ha? Canım arkadaşım benim, canım dostum, güzel insan, cimbom kardeşim benim. Kız, sana bir şey söyleyeceğim. Daha senin için ne kadar çok iyilik yaptım ha? Açlık grevlerine girdim. Bir hafta aç susuz senin için yaşadım ha? Namkör. Karabiber. Karabiber. Arkadaşım benim. Hatırlıyor musun ben senin için? Ben senin için yapmışımdır bir şeyler. Ha düşün bakayım bir. Hadi lütfen düşün bir şey. İlla ki ben senin için bir şeyler yapmışımdır. Birazcık düşün. Lütfen bana yardım et. Lan fişi. Yemin ediyorum senden şüpheleniyordum ha. Seri katil kılıklı asosyal fili. Bak hey. Bak aman öyle. Gözlüklerinin altından bakma vallahi yersin zümrüt sıratına. Çapı. Ah. Şirafo, can dostum, canım arkadaşım. Sen... Yokken grup lideri olmana daha fazla dayanamazdım. Ha, gerçekten mi? İyi, tamam. Hadi abi bitti seni. Nasıl olsa lider özelliğim var. Çok şükür. Artık senden kurtulduk Orço. Özgürlüğümüzün tadını çıkaracağız. Yapmayın ya. Lütfen yapmayın. Hani biz arkadaştık ya. Hepimiz beraberdik, kardeştik, biz dostuk ha. Beni bırakıp gidemezsiniz lütfen. Lütfen yapmayın. Biz böyle kötü insanlardayız. Lütfen beni bırakıp gitmeyin. Ne olursunuz. Lütfen paşa. Paşa ne olur lütfen bırakma beni. Lütfen. Lütfen yardım edin. Paşa ne olur gitme. Cimbom. Cimbom fiyatı ne olur beni burada bırakmayın. Lütfen paşa ne olur yardım edin. Beni öyle bırakamazsın paşa ne olur lütfen. Paşa lütfen beni öyle bırakma. Dincine vurulmuş protest gibi bırakma beni paşa. Paşa ne olur yardım edin lütfen. Paşa. Paşa yardım edin. Paşa yardım edin. Olsun. Zindanlarda bırakma paşa. Ben gelin size. Allah! Öldüm düştüğümde. Düştüğümde ben öldüm. Allah Allah Allah. Allah. Ne oldu paşa? Öldüm bak getir öldüm. Ben seni var ya. Getir öldüm ben. Kanka. Ne zatanede bile rahat yok ya. Manyak mısın sen ya? Yaşıyorum. Paşa yaşıyorum ben. Kabus gördüm ha. Sen kabus ya. Çok kötü kabus gördüm kankacığım. Kabusum da var ya. Sen de salça beni satıyordunuz ya. Zindanlara atıyordunuz beni. Aa, çok şikir kardeşim benim canım. Aman 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 uzak dur. Düzelt şunu. Hadi yat uyu zıbar. Ya hayattayım ha. Uyuduğum zaman beni satıyorsunuz. Nerede o günler? İyi ben yatacağım. Sessiz ol. Yat. Sessiz olarak. Burada da huzur yok ya. İnsanların bağcığını alırlar kendini öldürmesine. Bu herif tahta taburayla öldürüyordu kendini. Onu beni de götürüyordun yanında. Hapse mi atacaklar, ne atacaksa atsınlar artık ya. Uyu paşa. Uyu. Mahkumlar. Katiller. Furkan'la nasıl gidiyor? İyi. Olması gerektiği gibi. Ve? Ve ne? O kadar işte. İhtiras. İhtiras yani şimdi Furkan'ın başka ihtirasları var biliyorsunuz.
senden bağımsız yani. Peki aşk ne durumda? Aşk? Aşk hep var da. Ali sen neyin peşindesin? Ya Elçin'cim merak ediyorum. Böyle sus pus oturuyorsun sürekli. Patlama önce sessizlik gibi. Böyle korkuyorum. Ay birazcık da benimle ilgilenir misiniz yani? Yemin ediyorum böyle ölüm diyetine falan gireceğim yani. Böyle ölüm zekatları yapacağım ya. Ölüyorum burada bitiyorum görmüyor musunuz? Ne oldu buna ya? Bir anda ilgi manyağı oldu. İlgisizim! Mutsuzum! Görmüyor musun ya? Kendimi üzüyorum burada. Erkeksizim. Erkeksizim bakımından başka takip ettiğim bir akım bile kalmadı. Yani böyle ne alışverişe çıkıyorum, ne bakım yaptırıyorum, ne böyle eski sevgilimin peşinde duruşuyorum, ne intikam peşindeyim. Yani hiç şey yapmıyorum. Ölüyorum ya. Ben olamıyorum. Nikopatçım, doyumsuzsun. Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun. Bak Elçin'e. Tam adamı. Gerçekten Damlacığım, hayatında kıymet bilen biri arıyorsan bana gel, başka kimseye gelme. Yok. Yani ne Afyon Düşes, ne de böyle Vipet falan. Yok annem yok. Yani hiçbir şey böyle, hiçbir dokunmatik pahalı eşyam beni mutlu etmiyor. Yani böyle dokunmatik hiçbir şeyden zevk almıyorum. Benim böyle gerçekten %100 böyle gelip benim bildiğime böyle en kotonundan dokunması lazım. Böyle dokunmatik beni böyle mıncırması, mutlu etmesi, sevmesi lazım. Ben öleceğim galiba. Neyse. Kalk. Ya nasıl kalkmıyoruz da? Kalk. Sevil, defter için... Hiç sırası değil şu an Ferit, hiç. Kalk. Bunlar niye bizim üzerimize geliyor? Hayır, bir de slow motion'da geliyorlar. Hiç vicdan yok mu? Diyelim ki yok, ne olacak? Ha bu arada senin erkek arkadaşın nerede ya? Bayrampaşa Kapalı'da mı? Ulan siz küçükken askercilik yerine insanların gelecekleriyle mi oynuyordunuz ha? Biz bu çocukların ailesine ne söyleyeceğiz? Hiç mi düşünmüyorsun? Ha? Ne işi var bu çocukların hapiste? Bir de bizim açımızdan düşün, canın deyimiyle Justin Karabiber. Hayatınızda hiç sahip olamayacağınız bir tekneyi hem de içinde biz varken batırıyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi elinizi kolunuzu sallaya sallaya gezmek istiyorsunuz. Yok ya, var mı öyle? Asıl siz hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yok öyle ya ama. Şeytan diyor ki, aklımdan geçen şu yani. Bas bunların ağzına iki tokat sussunlar. Ama kalbim, çok da yumuşak bir kalbim var. Neşeyle çarpıyor. O yüzden de... İkilemde kalıyorum. Bir ikilemin içindeyim. İki ilen böyle... Üçe at da beni kasma. Hadi be oradan. İkilemdeymiş. Adi satıcı ş**siz. Aa, ne oluyor ya? Yüzüme vurma. Vuruşlar bizimkileri dövüyor. Nasıl bizimkileri dövüyor? Ya Damla, ne yapıyorsun? Eğleniyorum burada işte, Allah Allah. Bu canım sıkılıyor demiştim zaten en başından beri. Ay git başka yerdeydin. Bırak, lan bırak! Bırak! Ya ne yapıyorsun be, indir beni! Ya indir beni! Çek şuradan. Adam çok fena yapıyor. Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun? Durun oğlum size ya! Küçük şey. Ya siz ne model bir adisin? Ha? Yapılır mı lan böyle şey çocuklara? Siz onu tekneyi batırmadan önce düşünecektiniz. Batan tek şey sensin Furkan. Güneş size de polislere her şeyi açıkladı. Havanı alırsın. Burası bir hukuk devleti canım. Göreceğiz kim havasını alıyor, kim müebbet alıyor. Kapatmayın dükkanını. Hadi anam, hadi anca gidersiniz. Böyle bir dünya yok ama. Kızlar siz bir dakika durun. Ulan sen aklını kaçırmışsın ha. Sen de müşteriyi yanlış yerde arıyorsun. Buradan böyle çık, sağa dön, çevre yolu orada. Pardon, burada ne olduğunu öğrenebilir miyim lütfen? Bir şey olduğu yok hayatım ya. Klasik varoş hareketleri işte. Yemin ediyorum ben kendime panzer falan alacağım ha. Çünkü bunların laftan falan anladıkları yok. Bunlara ya böyle biber gazı sıkacaksın ya da tazikli su fışkırtacaksın ki anlasınlar. Yani senin canını sıkacak bir şey yok hayatım. Sıktım artık Furkan, çok geç. Aa baksana, kim kimin erkek arkadaşı belli değil.
Sen niye öyle içine içine konuşuyorsun? Senin bir derdin mi var? Evet var. Senin bu dışarıdan adam gibi görünen ama içeriden psikolojik sorunlu sevgilinle sorunlarım var. Öyle mi? O zaman benimle de sorunum var. Ne yapacağız? Bak sen bana mı dikleniyorsun? Furkan'cığım bak adamlık öğren. Adamlığı, kadınlığı sizden öğrenecek değiliz. Ben zaten birini bir yerde, birini bir yerde oynuyorum. Benim gelgitlerim var. Girintilerim, çıkıntılarım var. Üzerime gelmeyin. Psikolojim çok bozuk. Benim dağlarım dikine dikine, boyuna boyuna eğilmiş. Anladın mı? Kafam atıyor benim. Hadi buradan git. Git buradan. Gidin buradan. Ha? Git. Hayatım, sen keşke karışmasaydın ya. Ben halletmek üzereydim olayı yani. Senin canını sıkmana değecek bir şey yok burada. Doğru söylüyor. Hadi kızlar. Durmuyorsun şunlara taraf o ya. Ya bırak tamam hadi, elim ayağım titriyor zaten benim bak. Kantinci abi de yok. Hadi bak bisküvi misküvi de yok. Hadi hadi PC al bunları hadi. Hadi arkadaşlar akıllı davranalım. Hadi sev. Bu arada arkadaşlar eve gidince şöyle bir aynaya bakın. Tamam mı? Ben sizin şimdiki halinizle ondan sonraki haliniz arasındaki 7 farkı soracağım, tamam mı? Hadi bay bay. Oh, çok rahatladım ben kendi açımdan yani. Sevgilisizlikten ölüyorum yani, böyle erkeklerde kinim var. Ulan bir de böyle second planlarda kaldım ne zamandır. Kaç haftadır böyle bir içim depresif. Yani böyle tonik ataklar geçiriyorum. Çok iyi oldu çok. Ay. Yürü ya gel gidelim. Frodo Baggins. Ya niye durmuyorsun abi şurada? Bir tane bisküvi isteyeceğiz ya. Arıza var, git yukarıda işe. Ya arkadaşlar bana sormadan nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz siz ya? Tamam Trafo, sakin ol. Ya bırak sen de cimbom, bana paşa söylemleriyle gelme. Allah Allah, bir kere de sizin başınıza bir şey gelmesin diye biz müdahale ettik, ne? İyi, bizim başımıza gelmedi. Ya sizin başınıza gelseydi o zaman ne olacaktı? He? İyi o zaman çıkart o eteği, ben giyeyim. Madem siz kavgaya gidiyorsunuz ben örgü öreyim, hamur açayım evde, olur mu? Ya ben bunların ağzını yüzünü kıracağım ya. Ya bırakın ya. Ya bırak abi ya. Ben sana burası arızalı demedim mi? Burası erkekler tuvaleti. Doğru söylüyor çocuk. O zaman git kızlar tuvaletine işe. Yürü. Ya Peker. Ya ben burada bağırıyorum, çıldırıyorum, deliriyorum. Sen burada böyle sakin sakin duruyorsun. Ya sen ne düşünüyorsun ya? Nevri Hoca'yı düşünüyorum abi. Yürüyün Nevri Hoca'ya gidiyoruz. Bu ne dinginlik ya? Adam hadi yürüyün Nevri Hoca'ya gidiyoruz dedi ve gitti. Demek ki bir bildiği var abi. Şurada kamera var. Öyle şey yapılır mı canım? Hayatım vallahi ben yoruldum artık ya. E oturalım. Gel. Ya yok onu demiyorum. Ne bileyim bu okuldan yoruldum. Bu hayattan yoruldum. Okuldaki bu burslu öğrencilerden yoruldu. Vallahi söyleyeceğim benim pedere. Açsın bir tane Furkan Arıcı Koleji. Gideyim orada okuyayım tek başıma ya. İstanbul'un bütün kaybolmuş gençliğini ben mi terbiye edeceğim ya? Furkan ne oldu? Bir anlatsana. Yok bir şey ya. Canım ne oldu anlat. Yok bir şey ya. İyi. Ya bunlar Can'ın teknesine fare koymuşlar, tamam mı? Bu fareler de su tahliye borularını kemirmiş, tekne de batmış. Şimdi gelmiş, niye bizi şikayet ediyorsun diyorlar. Allah Allah. O nasıl oluyor öyle ya? Ya hem hazımsızlar, bir de üstüne çirkefler yani. Ama şimdi düşününce bir insan bir insanın teknesini boşu boşuna batırmaz. Siz ne yaptınız? Aşk olsun hayatım ya. Yani biz ne yapmış olursak olalım, ne demiş olursak diyelim, bu onları haklı çıkartır mı? Diyelim ki ben Zeki'ye hamam böceği dedim. Zeki de geldi benim evime 1 milyon tane hamam böceğiyle doldurdu. Olacak şey mi yani? Yani. Hayır bir de üstüne gelmiş bize saldırıyorlar. Yani bunun için şikayet etmem tabii ama yani yüz yüze bakıyoruz, aynı sınıfta okuyoruz ya. Evet. Yani sen şimdi öyle söyleyince doğru gibi oldu. Tabii canım. Evet ya, bir insan bir insanın canına kastedecek kadar çıldırdıysa çeksinler cezalarını. Olur mu öyle tekne batırmak falan? Evet. Vallahi senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum ya. Hissedersin tabii. Beğendin mi cırtlık kebabını Kem Hocam? Biraz acı ama güzelmiş hocam.
Allah Allah, ben onun acısını az koyduydum ya. Aslında bu sabah kahvaltısı da yenir aç karnına, çok güzel. Doğrusunu söylemek gerekirse Nevri hocam, ben sabah sabah pek ciğer yemeye alışık değilim de. Ama bak senin için şömine de yaptım ben onu, az soğanlı, az acılı yaptım ya. Az acılı. He. Elinize sağlık, çok güzel olun. Afiyet olsun ama. Nevri hocam? Yok oğlum, vallahi ben bugün artık bu sınavı yapacağım. Oğlum her gördüğünüzde 3 seferdir ben bu sınavı erteliyorum. Olmaz, bugün olacaksınız bu sınavı yani. Yok hocam, biz sınav için şey ettirmeyeceğiz. Biz başka bir mevzu konuşacaktık sizle. Evet, sizden bir konuyla ilgili yardım isteyeceğiz. Ne oldu hayırdır, ne oldu ya? Hocam, bizim pis yedilden üçünün başı fena halde dertte. Hapse bile girebilirler hocam. Ne diyorsunuz siz ya? Ya hocam, ben de bu konu için bugün sizden izin rica edecektim. Ya sen çabuk ver dosyaları falan. Koş git işini hallet. Koş. Sağ olun hocam. Koş hallet. Tamam. Ya arkadaşlar nedir? Niye baş belada? Ne oluyor ya? Ya hocam şimdi bizim çocuklar Can'ın babasının teknesini batırmaktan içeri. Tehne derken herhalde plastik şey, şişme üflemeli tıpasını mı çektiniz? Ne yaptınız? Öyle tekne mi? Nedir? Hocam aslında çok da öyle küçük değil yani. Biraz büyükçe yat, çık, yat. Tekneyi batırdılar. Yani hocam şimdi sonuç olarak bizden Paşa, Neşe, Orço içerideler. Durun bir dakika, şimdi bir saniye durun ya. Şimdi bu çocuklar yani bir kocaman tekneyi batırdıkları için içerideler, şeydeler yani. O zaman bunlar tekneyi batırdıkları için o zaman şey yapmak lazım. O zaman bunu avukatı arayacağız. Tamam çocuklar, yani onu ben bir şekilde halledeceğim. O iş bende, avukatı arayacağım ben. Çocuklar zil çaldı, hepiniz derse ben hallediyorum çabuk. Hadi bakalım. Tamam hocam, sağ olun hocam. Murat efendi, şimdi sen şimdi elindeki işi gücü bırakıyorsun. Bizim çocuklarla alakalı bir durum var. Yok yok, o şey bizim öteki işlerle ilgili değil ya, bizim okuldan çocuklarla, bana bak. Şey yapmışlar ya, bir şey değil, çocuk bunlar ya, bana bak. Şey yapmışlar, tekneyi batırmışlar he. Saçma saçma konuşmuyorsun, çıkıyorsun. Oradan çıkıyorsun, gidip benim çocuklarımı kurtarıyorsun, haydi. Kendimi hayata farklı yerlerden ama aynı pencereden bakıyormuş gibi hissediyorum Dizel Beyciğim. Can insan, adamın dibi insan. Adamın dibi değil, hayatın dibi insan olmuş kızım. Ama baştan söyleyeyim, beklenti olmasın. Dibi tutmuş bu hayatın. Ben size tutulmuşum efendim. Hayatın dibi tutmuş, bana ne? Omuzlarım geniş kollarınız tarafından sarılmayalı hayata küstüler. Öyle ki baksanız ve görseniz vodkasız dışarı çıkamayacak hale geldim. Sizden sonra tanıdığım bütün erkekler uzaktan bana kadın gibi görünüyorlar. Adamsınız. Aşksınız ve selam. Seveceksen öyle uzaktan el etmeyeceksin. Gelip gözümün içinde konuşacaksın, tamam mı? Yoksa ne yaparsınız bana? Cezalandırır mısınız? Biraz terk etmekten, biraz aşk acısından. Hatta sonrasında geri dönüp ağlayarak sarılmaktan kimseye bir zarar gelmez Dizel Beyciğim. Öt! Bırak bıdı bıdıyı. Sadede gelelim hayatım. Hayatım diyen dillerinizi ben sizin. Bugün sizi birkaç arkadaşımla tanıştıracağım efendim. Adam görsünler diye. Bakarız. Bakarız derken evet demeyi nasıl da beceriyorsunuz? Son sözüm, beni sizsiz bırakıp guruldatmayın. Tamam tamam, hadi müşteri var. Ya 2 saat telefonla mı konuşulur kızım? Hayret bir şey ya. Bir araya geldiğimizde ne konuşacağız? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Görüşürüz. Sallansa da gazı kaçmayan insan. Adamın dibi insan. Hastasıyım. Kendisini hayattan soğutacak fanıyım. Ne diyeyim? Avukat İsmail Özer. Ya tutuklu
tutuklayıp hapse atarlarsa? Niye tutuklasınlar hayatım? Hem savcı tutuklamaz. Tutuklamaz. Yani gerek görürse belki mahkemeye yollar hakimin karşısına. Peki ya sonra? Yani orada da hakim karar verir tabii. Ya savcı mahkemeye sevk ederse? Ya işte bak o zaman tutuklanma ihtimalleri var. Ya. Yok. Korkma hayatım. Onları tutuklamazlar. Onlar daha öğrenci, daha çocuk sayılırlar. Bak hayatım, eğer suçlarını sabit görürlerse öğrencilik mi öğrencilik dinlemezler. Gözlerinin yaşına bakmazlar. Ya suçları nasıl sabit olabilir ki? Bizim çocuklarımız hiç kimsenin malına bile bile zarar vermezler ki. Yani orası öyle tabii, orası öyle de. Yani bilmiyorum. Okul hayatları biter. Hayatları boyunca dışlanırlar. Hayata küserler. Toplumsal damga da yerler. Ya onları bu kadar kolay harcamazlar değil mi Kemal'im? Bilmiyorum Hüseyin. İnşallah. Hem onlar daha fidan. Umarım üstüne basıp çiğnemezler onları. Umarım. Hadi sen de kendini topla biraz. Gel. Savcı bey, Güney Sambiyeli Neşe Babacan, Orçun Çolak getirildi. Gelsinler. Girin. Başlamış beyanmedim. Kesin idamımız isteyecek bu bizi. Bak, kesin. Orçun. Sus. Kapa çeneni. Orçun Çolak hanginiz? Aa, Orçun Çolak. Orçun Çolak. Şey, Orçun Çolak. Şey. Çikolata artisti. Ne yapacaksın siz Orçun Çolak? Fareleri tekneye sen bırakmışsın, doğru mu? Fareyi tekneleri. Ben koymadım. Gerçekten ben koymadım. Paşam şey artisti. Savcı bey. Tekneye fareleri evet Orçun arkadaşımız koydu. Ama biz karakolda ifade verirken de belirttiğimiz gibi bu planı üçümüz birlikte yaptık. Evet. Savcı bey, yemin ederiz bizim tekneyi batırmak gibi bir amacımız yoktu. Ayrıca avukatımızın belirtmiş olması gerekiyor. Tekneyi farelerin batırdığı henüz kesinleşmemiş. Yani sigortadan uzman raporu gelecek diyor kendisi. Evet ama ortada ne avukat var ne de ekspertiz raporu var. Dört şey diyor. Nerede avukat? Nerede avukat? Ha avukat neredeyim? Gelip bizim idamımızı verecek. Sizin ayarladığınız avukat arkadaşlarıyla beraber lokalde tavla oynuyordu. Gerçi onu attıracağım. Baradan attıracağım. Avukatlık beşliğine son verdirteceğim ona. Orçun. Ya sen ne kadar nankör bir herifsin. Eğer Nevriye Hoca olmasaydı bugün şu an burada bir tane avukatımız bile olmazdı. Anladın mı beni? Attıracakmış. Sıkıysa git attır lan. Aptal konuşma. Boş boş konuşma. Savcı bey, avukatımız biraz önce karakolu aramış. Trafikte sıkışmış sanırım. Birazdan burada olur kendisi. Neyse, ben ifadelerinizi alıncaya kadar rapor gelirse ne ala. Gelmezse raporları mahkemede hakime sunarsınız. İfadelerimizi alana kadar ya gelmez ki ne olacak? Cinnanlarda mı çizmiş? Hapishanelerde mi yatacak? Orçun bir sus da düşüneyim ben oğlum sus. Yemin ediyorum adamın makam falan demesin ağzını bunu kırma. Çok geniş adamsın. Geniş adamsın. Seni kadar olamıyorum ben sen. Burada kavga mı edelim şimdi? Kavga mı edelim sancının karşısında? Buldum. Sus. Neşe var. Savcı bey. Acaba önce Neşe arkadaşımız ifade verebilir mi? Sıkıntı olur mu? Yo. Tabii. Ne diyorsun paşa sen ya? Anlat bakayım kızım. O gün neler oldu? Neşeciğim. Hani mahallede bize anlatıyorsun ya okulda falan böyle en ince detayına kadar hani her şeyi anlatıyorsun. Şimdi savcı amcaya da öyle anlat. O gün ne olduysa tek tek hepsini anlat bize, tamam mı? Anladım.
Şimdi söyleyeceğim canım. Ben o gün biraz erken kalkmıştım. Neden diye soracak olursanız Arife teyzem yüzünden. Şimdi siz Arife teyzeye soracaksınız. Benim iki tane teyzem var. Arife teyzoş, Zarife teyzoş. İkisi de hiç evlenmediler. Gerçi zamanında Arife teyzem böyle nişanlanmış ama adam böyle başka bir kadını falan görünce suratına böyle yüzü fırlatıvermiş. Tabii adam peşinden koşmuş ama Arife teyzem çok gururludur. Kesin bir kesin yüz vermemiş. Ama adam hani fazla naza aşık sandır derler ama adam da hiç tık yok. Devam etmiş böyle. Ya gel zaman git zaman. Akşam sevdiceğimi, aslan kralımı arkadaşlarımla tanıştıracağım. Üzerimde yeşil çam kokulu bir romantizm var tatlısı portakalım. Hareket etmesek? Nasıl hareket etmeyeyim? İçim kıpır kıpır, yeni yetme ergenler gibiyim. Böyle tuhaf bir kalp çarpıntısı, öte yandan bir huzur. İlginçlerdeyim. Kavram kargaşasıyla kavrama telaşesi birbirine girmiş durumda. Bilmez miyim? Bilmem. Zira daha önce kendimi bir erkeğe kaptıracak kadar kendimi kaptırmadım hiç. Çekiniz efendim aşağı doğru. Alimallah, diz elbeyciğim diz kapacıklarımı böyle açıkta görürse nehirde sıçrayan alabalığa pençe atmış boz ayı gibi kapaklanıverir üzerime. Diz kapacıklarımın bu kadar seksi olması diz elbeğin beni kıskanması için geçerli neden değil mi? Bir kadın olarak diğerleri gibi sıradan bir erkek için şu hallere, yani bu hale nasıl gelebiliyorsunuz hayretlerim şaşıyor doğrusu. Sahiden bir erkeğe neye ihtiyaç duyar ki insan? Dizel beyciğime erkek dersek diğer 5 milyar insana yazık olur. Eğer diğerlerine erkek dersek de Dizel beyciğime ayıp olur. Aa, Dizel beyciğim erkeğin özü, adamın dibidir. Gelelim sorunuza. Bir erkeğe ihtiyaç duyulmaz efendim. Sevilmeye ihtiyaç duyulur. Eğer ihtiyaçtan seviliyorsan da zaten sevilmiyorsun demektir. Seni tecrübeyle sabitlerim, haberin olmaz. Biz aşk atıyoruz, siz aşık. Şu elinizi eteğinizi bir çekseydiniz bu işlerden. Sen çek eteğimi ama aşağılara doğru. Dizel beyciğim, sulandırılmamış konsantre insan, adamın dibi insan. Mahremiyetime çok özen gösteriyor da. Hayır, anlıyorum. Tamam, 4 mevsim bahar yaşıyorsunuz da neden yapıyorsunuz? Çok mu lazım? Bütün bu hazırlanmalar, yok etek boyu falan uzatmalar, hepsi bir erkek için. Tamamen zaman kaybı, hatta aman kaybı. Bir de hatırlatmak gibi. Olsun. Ben biyoloji öğretmeniyim efendim. Bu işi neden bana yaptırıyorsunuz? Bir erkeği sevmeye en çok sizin ihtiyacınız var da ondan. Gerçekten adamın dibi gibi, Ertuğrul Sağlam gibi bir insan. Adamın dibi gibi bir insanı en çok sizin sevmeye ihtiyacınız var. Ondan. Hiç de bile. Daha bugüne kadar bana hiçbir erkek eteğin boyunu uzat kısalt diyememiştir. Ben adamı iki beden yanlarından alırım, haberi olmaz efendim. Bir aşkıma seyirci olacaksa o siz olmalısınız. Ben sevemezsem, aşık olamazsam nasıl anlatırım okulumdaki öğrencilerime sevmeyi, aşkı? Müdüreyim ben, sultanım ben. Aşk en çok bana yakışır. Kendinizi kendinize kaptırmasaydınız iyiydi. Ay! Gerçekten iğneleyici bir insanmışsınız. Hayata seyirci mi kalmak istiyorsunuz? O zaman buyurun buradan seyredin. Şey, affedersiniz. Bu savcının ifade alması ne kadar sürer? Savcının keyfine göre değişir. Keyfine göre değişir. 15 dakika sürdüğü duruyor. 6 saat sürdüğü de. 6 saat... 15 dakika. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Ne diyor Kemal? Aa, yok yok yok, önemli değil. 5-10 dakika sonra çıkar diyor. Tutuklamazlarmış değil mi? Yok yok, tutuklamazlar. Niye tutuklasın canım? Zaten bu savcının öyle tutuklama huyu falan yokmuş. Keresinde de Arife teyzoşla Zarife teyzoş aynı çocuğa aşık olmuşlar. Bizim mahallede kasap Mahmut amcanın oğluna. Gerçi çocuk aslen Nalbur'un kızı Figen'den hoşlanıyor ama tabii Figen'in gözü yükseklerde böyle. Çocuğa katiyen yüz vermedi. Yeter artık ama evladım. Bir saattir anlatıyorsun, daha evden çıkamadın. Sadede gel artık. Tamam Sadece amca ya. Ben böyle o zaman hızlı hızlı bir geçiş yaparım, tamam mı? Neyse işte evden çıktım ben. Heh.
Bir de ne göreyim, bizim Muhittin amca kalkmış böyle mahallenin çocuklarının önüne böyle koşturuyor. Meğersem Hasibe teyzenin torunu Sinan Muhittin amcanın kulağının dibinde böyle torpil patlatmış. Tabii Muhittin amca da böyle çocukları bizim Şişi Bakkal'ın oraya kadar kovalamış. Tam köşeyi dönerken Hasibe teyze var ya bir çıkmış karşılarına, ondan sonra ne olsun? Gel. Savcı bey, avukat bey geldi. Gelsin nihayet. Merhaba savcı bey. Geç kaldın sanırım. Rapora bakarsanız ifadelerin çok bir önemi kalmadığını göreceksiniz. Teknenin batma nedeni olarak metal korozyonu göstermiş. Evet, aynı zamanda teknenin son iki yılda gerekli bakımları yapılmamıştır. Vanalarda oluşan metal korozyon yüzünden vana kopmuş ve tekne su alıp batmıştır. Yapılan incelemelerde hortumlarda fare ısırına ve kesiğine rastlanmamıştır. Yani bütün bunların göz önünde bulundurulup takipsizlik kararının verilmesini talep ediyoruz. Pekala. Zaten bu kızcağızın bu çenesiyle ifadesini alıncaya kadar ya benim emekliliğim gelir ya da dava zaman aşımına uğrar. Estağfurullah. Yani şimdi bir serbest miyiz? Serbestsiniz. Aleyne! Kakacı! Oğlum içeri mi atıyorsun sen? Affedersin. Çok mutlu oldum da. Sevindikle. Teşekkür ederiz savcı bey. İyi günler. Evet, ama böyle Hasibe teyzenin Muhittin amcanın hikayesini merak ediyorsunuz, biz böyle hızlı hızlı özet geçebiliriz. Neşe'cim, canım söz veriyorum, mahalleye gidince ben seni sabaha kadar dinleyeceğim. Söz mü paşa? Söz kız. Söz mü? Söz. Oley. Tamam. Ay. Tamam, çok güzel bir şey. Avukat çıktı Gülseren. Çocuklar da çıktı. Bıraktı mı? Tamam mı? Aslan oğlum benim. Oğlum. Canım, anneyim, babam benim. Oğlum. Gel bakalım. Tamam, bir annemle babam kalmıştı salçolların. Onlar benim. Şşt, bana bakın. Hadi buranın havası kötü, gidelim hemen hadi. Hadi hadi hadi. Hapishanenin ziyaretçi saatleri kaçtı Hacı Gülle? Ne yapacaksın oğlum sen hapishanenin ziyaretçi saatlerini? Orçoyu ziyaret edeyim diyorum. Ona saz, tesbih ve topuğuna basılmış mokasan ayakkabı götüreyim. Sonra ortamlarda cezaevinde arkadaşım var deyip hava yaparım. Boş ver oğlum, onlar bizim arkadaşımızın teknesini batırdılar. Evet, bugün bizim teknemizi batıranlar yarın öbürsü gün şileplerimizi... Ben bunu daha önce söyledim. Evet, Cancım. Acaba cezaevinde tekne batıranlar koğuşu var mı? Ne bileyim ben şekerim. Bana ne be? Eğer tutuklandılarsa aşağı yukarı bu saatlerde cezaevine gidiyor olmaları lazım. Tutuklanmak ne kelime? Ben onları mahvettim. Mahvettim ya. Öyle bir ifade verdim ki yemin ederim o polis felç oldu. Bizim avukat arıyor. Ha. Aç bakayım, müjdeli haberimi verecek. Alo, Serhat Bey, merhaba. Ya.
Kesin miymiş? Anladım. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne diyor? Tutuklamışlar mı? Tutuklamasalar da mesela tebrik de edebilirler. Tebrik, temsil de edebilir. Tevhid de. Tevkifi diyorsun. Evet. Tevkif de edebilirler yani. Yok. Maalesef serbest bırakmışlar. Nasıl serbest bırakmışlar ya? Nasıl serbest bırakıyorlar oğlum? Nereye serbest bırakıyorlar ya? Böyle bir şey var mı ya? Hortumlarda hiç fare dişi izine, kemirilme izine rastlanılmamış. Yani yat fareler yüzünden batmamış. Metal erozyonu mu, korozyonu mu öyle bir şey. O yüzden batmış. Raporda da öyle diyorlarmış. Allah kahretsin ya! Yine kurtuldular ya! Bir şekilde yine paçalarını kurtarmayı başardılar. Arkadaşım, bilseydik o tekneyi ben dişlerdim, ısırıklardım biraz hortumları neyin. He, anda böyle. Ya geri zekalı! Dişlerini sökeceğim he! Aptal! Can! O kadar da komik değil. Ya, nasıl da serbest bıraktılar. Tüh! Ne oluyor lan? Çeksene canımcım arabanı şuradan! Genç, hadi bakayım! Git başka yere gir! Hadi canım, hadi görüntü kirliliği yapma! Çek arabanı! Ay hiç oluyor mu? Bu araba buraya yakışıyor mu? Azıcık estetik ol, estetik! Ayıp o an! Kızlar, bu arabada vites var mı? Var. Boşa alsana bir. Ha. Aldım. Ay bana yıkayamam. Ağırsın sen. Allah'ım ya Rabbim ya. Kadın var karşında, kadın. Azıcık Avrupalı ol. Bak şimdi çok fena kavga edeceğim bak. Gel gel. Ayı mısın sen? Ayı mıyım bilmem ama siz çok fena ayıpsınız. Hadi. Para versen kaç para bu araba? Paraya satmıyoruz. Hiçbir şeyi paraya satmıyoruz. Her şeyi parayla alabileceğini zannedenlere hiç satmıyoruz. Şehir magandası bu. Kadın var karşında. Azıcık Avrupalı ol, Avrupalı. Daha Türk olmayı başaramamışsınız. Avrupalı olsan ne olur? Ha kadınlık kısmına gelince de sizin ikinizden bir kadın olmaz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Biliyormuş. O zaman niye park yerini bize vermiyorsun? Dedim ya biliyorum kim olduğunu ondan. Hadi naş. Ay bunlarla aynı havayı soluyoruz ya. Plakasını aldım. En yetkili kişiyi arayacağım. Bu arabayı buradan çektireceğim. Görürsün. Ara vallahi. Terbiyesiz. Yaşasın adalet! Yaşasın özgürlük! Ay mi? Allah'ıma çok şükür bu günleri de gördük. Evet bunu da atlattık ya neyse artık. Hadi ben size söyledim korkacak bir şey yok diye. Hadi çok üzüldünüz çok da hava soğuk girin arabaya oturun siz hadi. Ah benim güzel oğlum annesini de düşünürmüş. Anneciğim sokağın ortasında eşek kadar adama çocuk muamelesi yapıyorsun yapma ne olursun ya. Ya aşk olsun oğlum sevemeyecek miyim seni? Seversin de yani. Hadi Gülseren hadi sen arabaya geç bak. Hadi. Hadi. İyi hadi siz de gelin de üşümeyin. Geliyoruz hadi arkaya otur. Ya çocuklar annen Evham'ın yanında soramadım. Dün gece nasıl geçti bir problem olmadı değil mi? Yani içeride hırsızı var, uğursuzu var, arsızı var. Sataşan falan olmadı mı? Yok babacığım. Ya sen rahat ol Kemal Bey amcacığım ya. Ben varken paşanın kılına bile zarar gelmez ha. Onu yıllarca korudum ve yıllarca korumaya devam edeceğim ha. Ayıktır çelebisi ben Tibetli 7 yıl Shaolin eğitimi aldım. Öyle mi? Aynen öyle. Uzak Doğu sporlarında 1 numarayımdır ha. Erzurum'a gidin, kime sorarsanız sorun beni gösterir. Ah, yerlere bak Kemal Bey amca.
Şu elleri görüyor musun? Yeri geldiği zaman bu ellerin her biri birer silah olabilir. Hadi koy ya. Evet, ölümcül bir silah olduğu çok normal çünkü kirden mikrop yuvası olmuşlar. İçeride bir yıkayaydım bari. Güzel. İçeride su vardı, biz mi yıkamadık ya? Bugünden bugüne mapus yapmış adamım ha. Hem de iki kere. Ya sen ne gereksiz bir adamsın. Duyan da toplama kampında yıllarca yatmış, ölmeden geri gelmiş sanır ha. Orça diyorum ki sen bu başından geçenleri bir kitap halinde yazsan. Ha? Ya şimdi kitap yazarım da benim yazım kötü. Kimse okuyamaz. Hem benim hikayelerim çok uzun. Dizi yapacaklar. Babacığım bu gereksiz senaryoları bitmez. Hadi siz gidin. Nereye gidiyorsun? Ya baba biz yürüyerek okula gideriz. Zaten yeterince işinizden geri kaldınız. Daha fazla kalmayın. Gerek yok oğlum. Şimdi anneni eve bırakıp çıkışa yetişiriz. Hadi. Evet ya hep beraber gidelim. Biz böyle toplu görünce çok sevinirler. İbade de geleyim sizinle. Hem sabahtan beri okulda yoktum. Alice biri çok merak ediyordur ha. Okulun çıkışında görmezse kendini intihar eder kız. Hadi bakalım hadi geç. Hadi. Önemen otur ya. Nereye nasıl oturuyorsun? Arkaya. Ah öne. En otur ya. Lan. Tanrı ya. Arkaya geç zaten bütün bunlar senin yüzünden geldi bizim başımıza. Geç. Niye benim yüzümden geliyorum? Bak hadi, hadi, bu hadi. Yanında ayıp. Çek elini ayağını. Bir şey alır mısınız efendim? Evet. Ben bir tane romantik komedili milkshake alayım tatlım. Bir parça Bridget Jones kıvamında, böyle hafiften Kasım'da aşk başkadır tadında bir milkshake istiyorum. Üzerinize afiyet, bir parça aşıkım da. Ne güzel. Elim böyle nasıl duruyor? Yani kafam bu da iyi mi? Vallahi bana bayağı iyi görünüyor kafanız. Milkshake, dayanamam ben sana milkshake. Hadi bakalım. Peki efendim. Hah, işte geldi. Yerde ararken gökte buldum. Adamın dibi geldi. Var sanılarımın Fransızcadan dilimize geçmiş haliyle halüsinasyonlarımın gerçek sahibi. Adamın dibi geldi. Kaygı duruşunda durun. Dünya dursun. Bağırma kız ortalık yerde. Millete meze yapma bizi. Nasıl da özlemişim Gerard Butler'ım benim. Şşş, stand-up yapma bana. Ha. Nasıl isterseniz efendim. Bakın eteğimin boyu da uzun. Güzel olmuş güzel. Aferin kızıma. Koçum. Koç. Ya. Buyurun efendim. Bir çay göndersene bana. Hemen efendim. Nasıl gidiyor? Yollarda gelirken gözlerimin izini gördünüz mü bilmem ama gözlerim yollarda kaldı. İçimden hep aşk geçen bir cümle kurmayı hayal ettim yıllardır. Belki yarın, belki yarından da yakın. Gene ne diyorsun kız? Sağanak sağanak yardırıyorsun. Dur bir soluklanalım. Direksiyon tuttuk. Ben şu ellerimi bir yıkasam iyi olacak. El dediğin... El ele tutuşmadıktan sonra adı üstünde el gibi yabancı bir şey değil mi? Değil mi? Biraz daha böyle toplum içinde vıdı vıdı etmeye devam edersen seninle yıkayacağım bu elleri ona göre. Hastasıyım. Nasıl? Adamın dibi değil mi? Dibi. İmza istiyorlar galiba. Şimdiden özledim. Ben burada tutuşurken o belki de şu anda aynanın karşısına geçmiş. You talking to me? Yapıyordur. Ay ne terbiyesiz, ne kaba adamdı öyle. Ay ay, iğrenç bir adamdı. Tatlıcıklar gelmiş. Yıldırımlardan Şehriye. Kabancılardan Betüş. Kusura bakma hayatım, geç kaldık. Sorma başımıza gelenleri. Ne oldu ayol? Ayının biri, affedersin, tam park edeceğimiz yere girmesin mi? İki saat boyunca bir şehir magandası yüzünden park yeri aradık durduk. Ha bilmez miyim o şehir magandalarını? Şehir centilmeni vardı da biz mi sevmedik? Ah şekerim senin adam nerede? Gelmedi mi daha? Geldi.
tam zamanında, tam olması gereken yere geldi. Adamın dibi, erkeğin özü geldi. Daha önce dokunduklarının izini ellerinden silmeye gitti. Nasıl biri Canişko? Tek kelimeyle adam, iki kelimeyle adamın dibi, üç kelimeyle sulandırılmamış konsantre insan. Aşk kokuyor, aşk. Dışarıdan bakınca Kurtlar Vadisi Irak, içeriden bakınca 50 ilk öpücük. Ben bu pıt pıtı pıt pıtı eden yüreceğim kaldırmaz bu sevdayı derken geldi, tam ortasına geldi. Ah geldi işte, dünya dursun, adamın dibi geldi. Tanıştırayım. Ah, ah! Bu senin adam. Kız bu bizim şehir magandası. Yavaş. Bunlar mı beni tanıştıracağın arkadaşların? Tanıştırayım aşkım. Dizel, bunlar da eski arkadaşlarım. Otoparkta kavga ettiğimiz şehir magandası işte bu. Siz kim oluyorsunuz da benim sevdiceğime, yarenime şehir magandası diyorsunuz? Ona birisi şehir magandası diyecekse onu ben derim. Şehir magandası. Şşt kız, gaza gelme şimdi, almayayım gazını. Sen nasıl istersen Güzel Bey. Yürü Betüş'cüm yürü. Burası kadınlarla erkeklerin ortak kullandığı tuvaletler gibi kokmaya başladı. Gidelim cancağızım. Bizi bir şehir magandasına satan arkadaş, arkadaş değildir zaten. Kusura bakma arkadaşlarımla arana girdiysem. Ama senin arkadaşların bir ilginç. Siz istediğiniz zaman, istediğiniz arkadaşımla, istediğiniz gibi arama girebilirsiniz Dizel Beyciğim. Canlı insan. Senin arkadaşlar bir ilginç. Yani benim arkadaş dediklerime hiç benzemiyorlar. Ne güzel konuşuyorsunuz. Masal gibi. Bırakalım onları. En sevmediğim zamirler onlar, bunlar, şunlar. En sevdiklerimse sen, ben ve biz. Şşt kız. Ortalık yerde flörtleşme şimdi, almayayım ayağımın altına. Hay ağzını öpeyim. Ne güzel bir fantezi dünyanız var. Koç. Buyurun efendim. Ya ne oldu benim haşlama? Çay diyorum, çay. Haşlanıyor efendim. Ya laf konuşuyoruz burada, hiç. Laf konuşuyor burada. Hadi git haşla getir. Ben seni haşlamadan. Hadi tıpış. Emredersiniz efendim. Geçen gün alışveriş merkezine gittim. Tezgahtar kızın sol tarafında Zeynep yazıyordu. Ben de dedim ki ona, fıstık, sağ tarafındakinin ismine. Sonra ne yaptılar Zekicim? Kafanı odunla mı vurdular yoksa seni kapı dışarı mı ettiler? He, ikisini yaptılar. Ben gidip Neşe'yle konuşayım. Neşe ne haber? Neşe ne yapıyorsun ya? Hala anlamadıysan bir tokat daha atabilirim. Şu kızın. Bil ki sen 50 tane değilsen anlamayacaksın değil mi? Sana şöyle söyleyeyim o zaman. İnsan sevdiğine senin yaptığını yapar mı Can? Söylesene yapar mı? Neşe ne yaptım ben sana? Ne yapmışım ben mi? Senin yüzünden hapislere atılacaktık biz. Üstelik paşa gelip sana her şeyi anlattı. Senden özür diledi. Sen ne biçim adamsın Can, ne biçim adamsın. Ama Neşe aslında bak. Hayır. Sen değil, ben seninle çıkmakla büyük bir hata yaptım. Çünkü beni sevdiğine gerçekten inandım. Hem de herkesi, her şeye rağmen. Neşeciğim birazcık beni dinlesen. Ne olursun. Can defolup gider misin? Gerçekten seninle bir şey konuşmak istemiyorum. Başka hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Şey lütfen birazcık beni dinle. Hayır Can. Neşeciğim. Can git. Senin hayatını, her şeyini belirleyen o arkadaşlarının yanına git. Başka hiçbir şey konuşmak istemiyorum seninle. Şuna bak ya, görüyorsun değil mi? Elin varoş kızı için kendini nasıl rezil ediyor herkesin önünde. Yazıklar olsun. Ya bizden hiçbir şey öğrenmedin sen. Otokadın karşılığı bu mu? Otokadın karşılığı dönerek uçan tekme olmalıydı. Açmıyor mu? Yok, açtı da ben nefes veriyorum telefona. Açmadı tabii.
Gülcan açmadığına göre demek ki bunlar tutuklandı. Gülcan da üzüntüden açmıyor. Ya dur bir kızım sen de öf. Şarjı falan bitmiştir çocuğun. Şarjı bitmiş olamaz. Telefon çaldığına göre şarjı var. Ha bitti şimdi işte. Kapandı, açılmıyor. Teşekkür ederim PC'cim. Daha eklemek istediğin bir şey var mı Cimbom'un moralini bozmak için? Ya ne bileyim ben ya. Sen öyle şarjı bitti deyince teknik olarak yani. Tamam, teknik olarak sus o zaman. Arkadaşlar gerilmeyelim tamam ya. Biraz pozitif düşünmemiz lazım. Bak bunu ben söylüyorum. Ay nasıl pozitif düşüneyim ya? Sevgilim orada bizlerle çürüyecek. Ama ben biliyordum. Çok uzun süredir bizim aramız çok iyiydi. Yani bir şey olacağını biliyordum. Ama eğer benim adım Cimbom'sa gider bir suç işlerim. Güney'in yanına gider yatarız ikimiz hapiste. O da olmaz. Yani teknik olarak önce ameliyatlı erkek olman lazım. Çünkü hapishanede kızlarla erkekler aynı koğuşta yatmıyorlar. Gülcan'ı aradım ama ulaşamadım. Ya Kemal Bey'i arasaydın evladım. Appa! Ya ben Kemal Bey'le konuştum, onlar çıktılar ya. Yoldalar, geliyorlar eve, söylemeyi unuttum. Aa, aşk olsun Nevriye Hanım, söylemez mi insan ya? Kafan almadın. Ay, gözün aydın kızım senin de. Kamila! Aşkım anlatsan nasıl çıktınız? Nasıl olacak? Geçtim savcı beyin karşısına. Dedim eğer bir suçumuz yoksa salın gidelim bizi. Ama yok. Eğer suçluysak benim cezam idam olsun dedim. Çünkü ben sarışınım olmadan bir gün bile yaşayamadım. O da dayanamadı saldı bizi. Hayvana bakayım. Ha, şey yapalım. Ya çocuklar bana bakın şimdi sizi karakolda bir tane telefon hakkınız yok mu? Ya niye o telefon hakkınızı beni arayarak kullanmadınız? Beni yok karakolda yani şalgam içmiş, yıldım insanı vardı, bir hemşerim vardı, belki bir yardımım olacaktı. Ötni, çok affedersin dedi, bizim telefon hakkımız mı vardı? Evet. Evet, nasıl bizim telefon hakkı, nasıl telefon hakkı? Paşa, bizim telefon hakkımızı aldı, sen mi konuştun? Ha? Şşt, kız sen mi konuştun? Doğruyu söyle. Ha, telefon hakkımızı sen mi konuştun? Ha, paşa seni seni. Vardı oğlum, vardı da biz karakola gelince senin o hakkın otomatikman düştü. Ama zaten de gerek kalmadı Kemal Bey amcacığım ya. Komiseri amcamın Milano'da başsavcı olduğunu söyleyince bir kalktı komiser. Geziri miydi böyle. Ondan sonra dönüp memurlarına dedi ki Orça ve arkadaşları bizdendir. Ona göre muamele yapın. Gitti. Sormayın ya. Az kalsın bu gereksiz herifin fake amcası yüzünden üçümüzü de Bakırköy'e yatırıyorlardı. Namkörler. Yemin ediyorum ikiniz de namkörsünüz ha. Bilal, savcı benim Milano'daki amcamın hukuk fakültesinden arkadaşı çıkmasaydı bizi birazcık zor bırakırlardı be. Oğlum, madem bu kadar iyi tanıdıkların vardı da ben yıllarca hapishanede yatarken neredeydin sen ha? Aldım cevabını. Babacığım iyi ki size yardımcı olmamış ya. Yoksa ömür boyu yüzünüzü göremezdik Allah korusun. Aa doğru diyor. Ya çocuklar bırakın şu gırgırı şamatayı Allah Allah. İşi bir eli konu başından anlatsanız ben anlamadım, kafam karıştı. Ya sahi çocuklar, savcı bey sizi niye bıraktı? Yani mahkemeye bile sevk etmeden. Paşacığım, istersen bu soruya sen cevap ver. Hani ben böyle çok gerizli bir arkadaşınızım ya. Hani böyle şimdi konuşmaya başlarsam tutmam, başınız ağrır falan yani. Evet arkadaşlar, size bir itirafta bulunmam gerekiyor. Ve bu bulunacağım itiraf bize saatlerce ama saatlerce dedikodu olarak geri dönebilir. Ama olsun, çünkü Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir. Bizim mahkemeye sevk edilmeden salıverilmemizin tek bir sebebi var. O da? Neşe arkadaşımız. Nasıl yani ya? Detaylarını sonra uzun uzun anlatırım ama eğer Neşe gibi dedikoduyu seven çenesi düşük bir arkadaşımız olmasaydı bugün burada olmayabilirdik. Aferin kız. O kadar çok konuşmanın bir gün işe yarayacağını biliyordum ben. Allah Neşe. Bundan sonra böyle sana sus, konuşma falan yok yani. Asla. Ciddi mi lan? Yani asla demeyelim de bir ay diyelim. Bağlayalım. Yok yok yok. Siz ağzından çıktın bir kere. Bana duydunuz değil mi siz şahitsiniz? Bana siz ağzından diyecektiniz. Duydum. Bitirmeden salıverilmemizin tek bir sebebi var. O da? Neşe arkadaşımız. Nasıl yani ya? Detaylarını sonra uzun uzun anlatırım ama eğer Neşe gibi dedikoduyu seven çenesi düşük bir arkadaşımız olmasaydı bugün burada olmayabilirdik. Aferin kız.
O kadar çok konuşmanın bir gün işe yarayacağını biliyordum ben. Allah Neşe, bundan sonra böyle sana sus, konuşma falan yok yani. Asla. Ciddi mi lan? Yani asla demeyelim de bir ay diyelim. Bağlayalım. Yok yok yok, siz ağzından çıktı bir kere. Bana duydunuz değil mi siz şahitsiniz? Bana sizin olsun diyecekmiş. Tamam kızım, söz dedik. Tamam, ne yapıyoruz şimdi o zaman? Ne yapıyoruz? Teşekkür etmeyi unuttuğumuz bir kişi daha var. O da Nevriye hocamız. Çünkü bize tahsis ettiği avukat olmasaydı bu kadar hızlı dışarı çıkamazdık. Yo, teşekkürü meşekkürü bırakın, bak ben sevmiyorum öyle şeyler biliyor musunuz? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Vallahi billahi bu Çukurova'nın pamuğu gibi saf temiz çocuklarımın kurtulmasının şerefine İstanbul'un en kralı Adana kebapçısına yemeğe gidiyoruz. İşte bu be! Acılma! Acılma! Acı da var anam babam, haydi! Duydun mu? Seviyor musun? Herkes haberi verin, kimse merak etmesin. Haydi bakalım! Ama izle ne? Hey pardon, yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz.